kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Sana anlatmam gereken şeyler var. Ne yaptım ben? Asıl önemlisi şu an ne yapacağım? Kızlar orada mısınız? Durum çok ciddi. Ne oluyor Zehra? Şu krizleri öğleden sonra akşam saatlerine mi kaydırsak? Sabah rutin işlerim var da benim. Sakin ol Zehracığım. Nefes al, nefes ver, nefesini tut ve ver. Yine mi öptün? O mu öptü yoksa bu sefer? Daha kötü. Ben gece bizim planı ağzımdan kaçırmış olabilirim. Biz bittik. Neredesin? Derhal kaç. Hatta hepimiz kaçalım. Ya karşılaşırsam? Ne diyeceğim, ne yapacağım ben? Hemen uzaklaş Zehra. Konum at, geliyoruz. Çıkacaktım. Vaktimiz yok. Seni eve bırakacağım. Niye ki? Annen aradı. Ali abiye dün kızlarda kaldığını söylemiş. Hazırsan çıkalım mı? Bir şey demedi. Ama Perihan annem de demedi. Son kez soruyorum. Ferit'im nerede? Tamam. Sizin anladığınız dilden konuşacağım. Ulan keresteler. Geçin sıraya. Size son kez soruyorum hergeleler. Ferit'im nerede? Hadi yavrularım. Yani ama anneciğim yani böyle olmadı ki yani biz hiç kırsmadık. Evet o sondaki yavrularım biraz bozdu sanki anne ya. O olmasa da senin hatırın için hani o. Olmadı yani. Oğlum bu çok şefkatli oldu. Babam kükrüyor. Nasıl? Nasıl şöyle yapıyor anneciğim? Keresteler! Alırım ayağımın altına. Yarından tesi yok. Dönüyoruz Bursa'ya. Bunun gibi o. Biraz kükrüyor. Mesela. Mesela. Keresteler! Alırım ayağımın altına. Neyse Yaman. Neyse. Ben şimdi kendi silahlarımı kuşanıp geliyorum. Siz keresteler burada bekliyorsunuz. Tamam. Evet. Olsun kardeşim. Dik duracağız. Ser vereceğiz, sır vermeyeceğiz tamam mı? Ya abi zaten ben nerede olduklarını bilmiyorum. O yüzden zaten söyleyemem ki. Şş, sen bana bırak tamam mı? Tamam. Bak güveniyorum. Hadi abi. Aha. Oo. Kemal Paşa mı o? Yok yok değil değil abi. Kemal Paşa. Fıstıklı Kemal Paşa. Kaymak da var mı? Kaymak olmaz mı? Yok yok abi bak ser dedik sır dedik kardeşlik söz dedik sana güveniyorum abi. Hadi abi lütfen şaşırt beni. Hadi söyle. Abim Zehra ile gitti. Ya abi yuh ya. Zehra ile mi gitti? Yani beni bırakıp. Evet seni bırakıp gitti anne. Aklına bile gelmemişsindir. Yani öyle bir şey demedi ama ben öyle hissettim. Ha nereye gittiler nasıl gittiler o bilgi bizde yok. Vallahi yok. Hadi ver anne ver. Vereyim. Sen görevini yerine getirdin aslanım. Sen, Kiroz Aslan seni. Hiç öyle durdun sen. Bak, yardım et bana.
Hiçbir yere ayrılmayın, burada duruyorsunuz. Anladınız mı? Hergeleler. Benim neyim kiroz oldu ya? Ben kiroz değilim ki. Fitim bence. Abi şşş. Şşş! Kereste! Alırım ayağımın altına. Pardon babacığım. Babacığım görmeyecek psikolojim bozuldu benim artık. Ya sen ne yapıyorsun? Delirtirler adam öyle. Tamam oğlum biraz. Ne geceydi ama değil mi? Yani böyle hafızamı zorluyorum, zorluyorum. En son ateş başında uyuyakaldığımı hatırlıyorum ama sonra... Sonra sızdın. Sen bana yastık getirmişsin, sağ ol. Aslında ben seni içeri yatağa almak istedim ama sen pek oralı olmadın. Yani senin yatağın. İşte rahat rahat yatmışsın, ne güzel. Dün gece uyumadım ben. Niye, ne oldu? Neden ki? Uyku tutmadı. Sen niye bu kadar merak ettin? Hani şimdi benim bünyem böyle şeylere alışık olmayınca... böyle içince de ben böyle saçmalayabiliyorum. Çok sinir bozucu oluyorum. Böyle senaryolar uyduruyorum da uyduruyorum yani. Kafanı şişirmedim değil mi? Benim hakkımda da yazıyor musun mesela? Yani özel olarak birine değil de yani genel bir durum yani. Genel olarak bir şey demedim değil mi? Zehra, genel olarak bir şey demedim. Özel olarak da bir şey söylemedin. Ha. Eğer utanılacak bir şey yaptın mı diye merak ediyorsan rahat olabilirsin çünkü yapmadın. Zaten yapsaydın ben seninle dalga geçerdim. Tamam? Oh, bir şey dememişim. Zehra sen çok iyi gibi değilsin. Ben en iyisi seni yatırayım. Ben bir şey anlatacağım sana. Tamam sabah anlatırsın. Şimdi gel içeri geçelim. Şimdi anlatacağım. Dur, anlatacağım ama indireyim tamam, seni. Tamam, anlatırsın. Ferit hadi. Zehracığım az kaldı, getirdim zaten. Ferit indirir misin? Ya. İndirir misin? Bir şey anlatacağım. İn. Of başım. İyi misin? Ferit, benim sana bir şey anlatmam lazım. Gel. Ne anlatacaksın Zehra? Sabahı bekleyemez mi? Gel oğlum. Gel şuraya otur, konuşalım. Ben benim sana anlatmam lazım. Sabah anlatan olmaz mı? Başım çok dönüyor ya. Zehra. İyi misin? Seni içeri götüreyim mi? İçeride yatakta yatmak ister misin? Yok. Anlatmam lazım. Tamam, anlatırsın. Sabah anlatırsın. Ben sana yastık falan getireyim o zaman. Beni terk etti biliyor musun? Hakan terk etti. Gelmiyor musun? Dur, geliyorum. Hakim Bey. Heh, söyle hanım. Ferit. En son o Zehra sinsisiyle görülmüş. Görülmüşse görülmüş. Sana ne? Beni ilgilendirmiyor. Öyle evden habersiz gidip diyenlerde o kadar okut, büyüt adam. Olur mu öyle hakim bey? Olur mu? Yani çocuğu böyle yaban ellerde bırakalım da sokak çocuğu mu olsun paşam? Ha seni hanım, sen iyice kafayı üşüttün. Girmiştir bir deliye, siniri geçince gelir. Hayır efendim. Sen hemen benim Ferit'imi bulup eve getireceksin. Yoksa bu evde rahat, huzur yok. Tamam. Tamam, sinirlenme. Sakin ol. Ben nereden bulup getireyim paşamı? Şimdi alıyorsun bu telefonu. O Zehra sinsisini arıyorsun. Arayamam. Arayacaksın. Aramam. Arayacaksın. Seni hanım benim tepemi attırma, aramayacağım. Arayacaksın. Aramayacağım. Arayacaksın. Aramayacağım. Arayacaksın. Aramayacağım. Sen.
kapı açmalar falan ne oluyor? Mesleki alışkanlık. Şoförlükle gönül bağı kurdum artık. Buraya kadarmış Zehracığım. Yollarımız burada ayrılıyor. Bir daha görüşmeyecekmişiz gibi konuşmasana. Ya ben bugün patisserideyim, yarın şirkette görüşürüz zaten. Gelmeyeceksin. Düşünmüyorum. Yani böyle yapma bence. Hakim Bey biraz kızdı ama... Zehracığım, benim hayatıma karışmama konusunda anlaştık sanıyordum. Tamam, sustum. Nasıl biliyorsan öyle yap. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Olur, veririm. Ben erken yaşlanacağım vallahi ya. Üf, yok işte, yok yani, yok. Anne. Ha, canım. Zehra yok mu? Gelir şimdi oğlum, zaten şuradan şuraya çıkacak. Ne var bunda? Anne geldim ben. Bak bu kız var ya, yüz verdikçe astarını istiyor ha. Yani tamam, aşağıdaki kızlar da kalıyor diye ses etmedim ama ederim. Onaylamıyorum. Öyle olmaz. Olmaz tabii çocuğum, olmaz. Onaylamıyorum anne. Oo, kime diyorum ben? Ah Zehra, ah ya, yaktın bizi ya, yaktın. Vallahi saçlarıma ak düştü yani. İşin yoksa şimdi boşu boşuna boya saçları. Bu ne ya? Ne yapıyorsun anne ya? Al, geçip üstüne. Ciddi misin? Ciddiyim tabii. Nasıl? Burada mı giyeceğim? Çıkartmadan, soyunmadan üstüne giy. Anne, çaysız yaptık kahvaltıyı be. Ay geliyorum oğluşum, geliyorum şimdi, geliyorum. Geç çabuk onları hadi. Tamam anne, giyineceğim, tamam. Gerçekten nasıl bir hayat bu ya? Hay Allah'ım. Anne tamam, ben çıkıyorum ya, istemez çay may falan. Ay nereye gidiyorsun çocuğum? Bak çayı yeni demledim daha. Vallahi Karadeniz'in dağlarından koparılmış çay yavrucuğum. Çok güzel, ağzına layık. İstemez çay falan. Sen kendin iç, Zehra'ya bakacağım, oradan da işe geçeceğim. Bir dakika dur ya, bir dakika dur ya. Aa, ne oldu? Dur bir bakacağım sana. Maşallah yine pek yakışıklısın. Ne oldu? Oğlucum benim. Oh. Anne yapma Allah aşkına, insan asabını bozma. Ne yapıyorsun sen böyle? Nerede bu kız? Niye ya gelir şimdi diyorum. Neredesin kız sen? Günaydın abi. Sabah da. Hadi ya, sabah mı? Aa, bir daha kalmayacaksın kızlarda, geç içeri. Al bunu da. Lades, alırım paranı. Yani Zehra, senin yüzünden yaşlanacağım vallahi, yaşlanacağım ya. Anneciğim, işe geç kalıyorum ama sonra uzun uzun dinleyeceğim seni, tamam mı? Heh, şunu da vereyim. Bir melek dolanıyor etrafımda. Gidir ucuz yırttım. Oh. Efendim Hakim Bey amca. Güzel kızım, senden bir ricam olacak. Rahatsız ediyorum, kusura bakma. Estağfurullah, buyurun. Şu bizim Ferit'le diyorum, bir konuşsan. Evi terk etti gitti. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Hakim Bey amca, haddime değil ama bu sefer Ferit biraz haklı olabilir. Yani ben bu konuya karışmayacağıma söz verdim. Üzgünüm, bir şey yapamam. Tamam kızım, tamam. Sağ ol yavrum, sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüyor musun? Bak, 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 bak. Söz vermişmiş de, kırılırmış da, yok karışmazmış da. Bu kendini benim oğluma bizden daha yakın zannediyor Hakim Bey. Görüyor musun sen bunu? Ne desin kız? Senin kereste oğlun karışma demiş. Sen Allah savun. Allah. Sen devamlı onu savun. Uyanık seni. Uyanık Zehra seni. Ha. Sen oğlumu benden ayıracaksın demek ki. Yok, ben buna asla izin vermem. Kendini akıllı zannediyorsun ama olmaz.
Olmayacak işte öyle bir şey. Hemen harekete geçeceğim. Hemen, hemen, hemen. Hemen. Bunlar da ailece benim dükkana sardı ha. Ne haber Ferit? Günaydın Ali abi. Günaydın kardeşim. Hayırdır oğlum? Sen de mi çıraklığa talipsin? Anlamadım abi. Sen lep demeden Çorum'u anlardın ya Ferit. Ne oldu oğlum? Sende bir haller var. Ya Ali abi, bir konu var ama aramızda kalması lazım. Tamam oğlum. Biz sır veririz, sır vermeyiz. Açıl bakayım. Eyvallah. Aslında Zehra bilmese yeter. Tamam. Söyle bakalım neymiş? Bu Hakan kim abi? Hakan mı? Ben bir çay koyayım, şurada oturalım. Alo? Ferdacığım, canım kızım. Hakim amcandan öğrendim. Önümüzdeki ay İstanbul'a taşınıyormuşsun. Bak şimdi, beni dinle. Şimdi sen önümüzdeki ayı filan boş ver. Acilen gül yüzlüm İstanbul'a gelmen lazım. Çünkü saldırıya geçmemizi gerektiren bazı durumlar var. Anladın sen değil mi? Hadi be kızım. Ah be Zehra ya. Hayır, ağırkanlı mıdır nedir anlamadım ki. Ferit'in yanındadır, o yüzden yazamıyordur. Ferit'in yanında da. Hayır, biz beklerken burada telef olduk, harcandık yemin ediyorum var ya. Genç ve başarılı star beklerken öldü diye manşet atacaklar. Böyle diyecekler arkamda. Demezler canım. Bana bak, zaten gerilmişim. Bakıyorum ne olacak? Sonra ağlama ama ben kıskanıyorum galiba diye. Bak. Arkadaşlar, şu an gerginsiniz diye birbirinize giriyorsunuz. Lütfen ama oturur musunuz? Bana bak kızım. Zehra'dandır. Ben bakamayacağım, korktum. Ay. Ben bakarım. Nedir? De işte, ben de korkuyorum. Ya öf, ben bakarım. Zehra'dan gelmiş. Arkadaşımız diyor ki, dün gece Ferit'e hiçbir şey söylememişim. Oh be! Oh, hiçbir sıkıntı yok. Şükür. Ay şükür. Oh. Aracım, kuponu yatırabilir misin? Tamam abi, ben bunu yatırırım. Sen yarım saat sonra gel al. Yani anlayacağım Ferit kardeşim. Kızı nikah masasında bıraktı gitti. Peki abi, böyle giderken ne bileyim not falan bir şey bıraktı mı? Yok ya, not falan bırakmadı. Olsa ben bilirdim. Zaten o notu alır. Böyle dürer büker. Sağlam bir yerine. Tövbe tövbe ya. Sen bir kötü oldun. Bak, bizim bu konuyu öyle saklamıştığımız falan yok ha. Bizde öyle katakuli olmaz. Yani Zehra bu konuyu çok açmak istemiyor. İçi sıkılıyor kızın. Biz de o yüzden öyle çok dillendirmiyoruz yani Ferit. Zaten ben Allah var şimdi. Siz bu konuyu konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyordum yani. Yok. Yani öyle isteyerek de söylemiş sayılmaz zaten. Allah, zor konular. İsteyerek veya istemeyerek kız bir şekilde hani kendini açmış sana, sana güvenmiş. Zaten hani birine yaranı açmadan hani onu sevdim deme yani. Bu kız da sana yarasını açmış. Sen de bir şekilde incitmeyeceksin. Yani bence. Tabii. Sağ ol abi. Ben daha fazla vaktini almayayım. Eyvallah kardeşim. Hadi kolay gelsin. O sen misin Zehra ya? Ben nasıl bir adamım ya? Hakan,
Beni çok acil ara. Aa, ne olmuş mahalleye böyle ya, Teksas gibi? Kadınlar nerede, hiçbiri yok. Ay vallahi sevdim ben burayı ya. Allah, bir de benim için kavga etseler var ya, ben hayduta varırım teyze. Aa, kız Neriman nereden böyle? Kuaföre gittik Perihan abla. Hiç kimse gelmedi bize, değil mi teyze? Evet. Vallahi Sinan'ın oraya gitti. Sinan bir yaptı, pir yaptı. Çok da tatlı dilli maşallah. O sefamız olsun. Saçlarım, tırnaklarım seçme ve seçilme hakkını hak ediyor. Öyle güzel oldu. Hainler sizi. Yıllarca sizin bütün pisinizi ben çektim be. Ne yapalım Perihan? Pedikür yaptırana manikür hediye. Ağda yaptırana kaş bıyık. Promosyonlar sağ olsun. Ayaklarım pamuk gibi. Dünkü Sinan'a bak sen ya. Promosyon mu bilirmiş o? Biz de yapalım. Nasıl yapacağız kuşum ya? Paramız yok bizim. Benim bir fikrim var. O iş bende. Gelin benimle. Bir kalemle kağıda bakar. Ayrıca iğrenç olmuşlar. Evet. Yürü kız. İstediğiniz dosyalar Cenk abi. Teşekkürler. Sorduğunuz yarışma projesi için de kayıt açılmış bu arada. İşte bu harika haber. Bu yarışma çok işimize yarayacak. Çıkabilirsin. Bu dün arayan kişi Şevval galiba. Evet efendim. Tekrar aradı mı? Hayır Cenker Bey, aramadı. Haydi koçum, gör o sağ kanattaki adamı. Gördü, ver, verdi. Aç ortayı, açtı, vur, vurdu, gol! Gol, 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 gol! Gol aslanım be, gol be, işte bu be. Abi, 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 sen ne yapıyorsun ya? Sen şaka mısın ya? Abi bak, ben de bu şirketimi veliahtayım, tamam mı? Ben de şehzadeyim. Niye bir tek ben çalışıyorum abi? Çalış oğlum, çalış aslanım. Belki büyüyünce CEO olursun ha? Böyle yavaş yavaş en tepeye. Sen hayırdır ya? Ya sana bu özgüven patlaması nereden geliyor? Yoksa babam izin mi verdi? Henüz değil ama verecek. Ona reddedemeyeceği bir konuşma hazırladım ve bütün cesaretimi topladım. Hadi ya. Evet, sen takıl ya. Buralarda takıl ha. Sen bu ortamlarda kendini sevdirirsin. Tamam mı? Buradaki şirket çalışanlarından da güzel bir müzik grubu falan kurarsın. Sen bunu yaparsın, inanıyorum. Sen de inan kendine, tamam? Hadi bakalım koçum, kolay gelsin. Kolay gelsin. Yok ya, şaka gibi ya. Gel. Hakim Bey, yarışma başvuruları açılmış. Eğer sizlerin de... Şşş. Hadi. Hadi ha gayret. Ha gayret. Sen devam et Cenk'er oğlum. Sen de bekle orada, suskun kereste. Hakim Bey, bu yurt dışına açılmak için bizim çok işimize yarayacak bir yarışma vardı ya. Başvurular açılmış. Harika. Eğer izniniz olursa bizler de başvurmak isteriz. Gayet tabii canım, gayet tabii. Dile benden ne dilersen. Paraysa para, imkansa imkan. Arge ile konuştum. Bize Aryan Şef'i önerdiler. Biz de Zehra ile yarın görüşmeye gideceğiz. Aryan Şef. Oo, çok güzel. Ben Metin'i çok duydum onun. Harika, çok güzel. Eğer yemeğe çıkmadıysan birlikte çıkalım. Tabii. Daha etraflıca konuşuruz. Tabii. Ha? Hadi bakalım. Ben telefonu içeride unutmuşum sanırım. Size yetişirim. Tamam, tamam. Hakim Bey, imzalanacak evraklar. Sonra yavrum, sonra.
Baba, ya, babacığım. Beni şu Ali abiye verme işini diyorum. Nasıl yapsak? Nasıl bir de? Zaten abiniz ortada yok. Biriniz tutturmuş, ben bayiye gideceğim diye. Öbürünüzü burada nasıl tutacağımızı bilmiyoruz. Siz beni öldürecek misiniz be? Bana kastınız mı var? İzin misin yok, gidemezsin. Ama baba. Tamam lan. Yeni kural koyuyorum. 3'te 2 kuralı. Benim 3 tane oğlum var. En az 2 oğlum burada şirkette benimle olacak. Kararım budur. Babacığım bir dakika. Yani şimdi eğer Ferit abim gelirse abimi gönderecek misin? Ferit'i getiren Özgür kalır. Söz mü? Söz lan, söz. Sen nereden çıktın lan? Bu benim hakkım. Abi, hak verilmez. Alınır. Ben de bunu alacağım. Yok ya. Alacak mısın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ferit'i getiren kazansın. Göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yılan. Yılan seni. Vallahi insanın içi ne okuyor diyorlar. Huri'nin böyle meziyetleri var mıydı ya? Acı kötü şekerli ya, tediye çıkar vallahi. Bacım senin yüreğin kabarmış. Yani... Başka bir deyişle... Kalp çakran tıkanmış. Ya. O yüzden işler iyi gitmiyormuş bebeğim. Değil mi? Bu mantrayı ham ham kes 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 hum hum. Gün doğumundan gün batımına, sağdan sola, üstten alta, önden arkaya. Ay ne oluyor ya? Ha, 41 kere yapıyorsun, tamam mı? Tamam. Unutmak yok. Eğer unutursan başa dönersin. Tamam mı? Tamam. 41 kere yapıyorsun. Hadi şimdi git. Teşekkür ederim. Sen benimle başa çıkabilir misin çırak Sinan? Kız aferin sana be. Nereden öğrendin bunları? Allah cezanı vermeye. El aldım teyzem. Sera hocadan bir ders aldım. Sera'dan ders aldım biliyor musun? Bir ders aldım. Sera hocam, ustam. Sera hocam. Ay şey, ben önce bir çakralarıma baktırsam da... hani sonra manikür yaptırsam olur mu? Hayır, araya kaynak yapmak yasak. Önce kuaför hizmeti, sonra çakra açtırma. Marş. Sıradaki. Benim yaptıracak bir şeyim yok. Çakrama baktırmaya geldim. O zaman doğaçlama takılacağım. Gir içeri, hangi renk çıkarsa artık. Gelince gitmiyorlar Duygu. Sana yapacağımı ben bilirim. Senin bam telini ben bilirim, ben. Dur bekle sen. Alo, astrolog Hürbüz mü? Yarın için bir etkinlik düzenlemeyi planlıyorum. Müsait misiniz? Ya abi, akşam baskete gel bari ya. Olur, gelirim. Sahada buluşuruz. Tamam, kapatıyorum şimdi. Dur. Bir sorum var, 2 seçenekli. Doğrudan mı, numara mı? Numara abi, numara iyidir. Yani sana yakışır. Öyle olsun. O sen olma Zehra, lütfen. Kolay gelsin. Aa, teşekkür ederim beyefendi de. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Nişanlımı görmeye gelemez miyim? Aşk olsun Zehra, ben iyi bir insanım. İyi bir insan olduğumu biliyorsun değil mi? Ya kanatsız bir meleksin. Biz yeni ayrıldık ya, ondan diyorum. Bir şey mi oldu? Ha, sen... Ne bileyim, yardıma ihtiyacın olursa falan haber ver demiştin ya. Bu yeni evi toparlayayım diyorum. Artık temelli olarak oraya yerleşeceğim. Hani orada da bir kendi düzenimi kurmam gerekiyor.
Bir yardım edenim olsa aslında çok bir iş yok. Bir iki saatlik bir şey ama bir yardım edenim olsa. Yani sen bayağı bayağı ayrılıyorsun evden, oraya yerleşeceksin. Yani şimdilik evet. Bir süre uzaklaşmam bence herkese iyi gelecek. Ne diyorsun? Baştan söyleyeyim, bulaşık yıkamam, ütü de yapmam. Ama Zehracığım, ütü bir imzadır. Gömlek yakaları ve tek çizgi. Yok, yapamam diyorum. Yanlışları seçtim, doğrum nerede? Kaybettim kendimi, dengem nerede? Bazen düşer insan, yardım nerede? Kalkmam için yerden, sebebim nerede? Bitti derken her şey elden, gitti derken sabrettim ben. Tam o anda, ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden, gitti derken sabrettim ben. Tam o anda, ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben gittim ben giderken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken. Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken. Kalmamışken bir güneş parlar bazen. Şimdi iyice evliliğe hazırlanan çiftler gibi olduk ha. Ya ne demezsin. Zehra, sen hiç evlenmeyi düşündün mü ya da ne bileyim evliliğe yaklaştın mı? Ah. Ne oldu, yandın mı? Yaktım, evet. Gel. Yok biraz. Kuyu gelir şimdi ona. Nasıl, çok mu kötü? Yok, iyi. Yani çok acımadı. Nasıl, daha iyi mi? Hı-hı. Ben en iyisi içeriden bir yanık krem falan bir şeyler getireyim. Ya gerek yok ya, geçer bu böyle. Hı. Yok, iz falan kalmasın. Sen elini çıkarma. Niye arıyor ya? Ben kesin gece her şeyi söyledim. Anlattım ben. Bittim. O yüzden soruyor böyle. Ne yapacağım? Bir şeyler buldum ama yani bu ya yanık kremi ya da sakal çıkaranlardan. Bir sürelim bence. Yok yok, gerek yok ya. İyiyim ben. Geçti zaten. Ben bir abimi arayacağım. Burada ara. Ya şimdi sürekli seninle birlikteyiz falan, kızmasın. Ben arayayım bir onu. Zehracığım, biz nişanlıyız ya artık. Ferit hakkında konuşmadan benim konuşmam lazım. Yoksa biterim. Aha. Oğlum hadi Hakan. Hadi Hakan. Bütün sorularımın cevabı sende. Aç şu telefonu. Hadi Hakan, aç şu telefonu ya. Bir kere de bir şey yap ya. Alo. Hoş geldiniz Cenker Bey. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Zehra yok mu? Zehra çıktı, gelmeyecek sanırım bugün. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Efendim ya. Sizden uzaklaşıp biraz ders çalışayım diyorum, rahat vermiyorsunuz. Cenker Bey, siz de biliyorsunuz ben de. Ferit ve Zehra'dan olmaz. Bu o. Onun sesi. (Gülüyor)
Hakan, bak Ferit'e bizimle ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? O kız ben değildim, başka biriydi. Bak öğrenirse bütün planım çöp olur. Ferit'e bu yaptıklarının bedelini birinin ödetmesi gerekiyor. Bana bunu borçlusun. Ferit'e seni açık edecek hiçbir şey söylemeyeceğim Zehra. Emin olabilirsin. Söz mü? Zehra, ben seni bir kere hayal kırıklığına uğrattım. O da Ferit olacak adam yüzünden. Bir daha yapmayacağım, söz. Teşekkür ederim. Bu sefer sana güveneceğim. Ayrıca birinin Ferit'e dünyanın kaç bucak olduğunu göstermesi gerekiyordu. O kişi senden başkası olamazdı. Elimden geleni yapacağım. Sen ne söylememi istiyorsun, onu söyle. Nerede kaldı bu kız ya? Çıldıracağım birazdan. Ya gelir şimdi. Ha, gelir gelir, gelmiyor ama. Bak tatlım, ben bekletilmekten ve beklemekten hiç hoşlanmam. Ben çok severim, çok hoşuma gider. Ha, geldi işte. Ay nerede kaldın be? Ağaç olduk. Ay bir kere de söylenme, söylenme Burçak. Bu Ferit'in kirasını ödediği kız. Evet, Burçak Havalı. Nereden tanışıyor, kim var? Etme, tamam, yeter. Be. Tamam, yeter. Gel, yeter. Etme, gel. Gidiyorum. Alo. Bir fotoğraf gönderdim şimdi sana. Kim bu kızlar? Bağlantılarını öğren. Acil bir durum. Teşekkürler. Kız ne oluyor burada? Ucuzluk mu var? Gidelim bakalım. Olur. Feroş. Feroş'a geldik biz. Bir hadi açın. Pardon. Geçebilir pardon. Miyiz? Biz bizim. Pardon. Feroş. Bu ne ya? Kızım sen yanlış yere kanalize ediyorsun enerjini ya. Gelinle değil, görümcele edeceksin. Ayrıca bu ada çayını azıcık az yak ya. Kokuyorsun. Kocam boşar seni böyle. Hadi şimdi git buradan. Namaste. Sıradaki. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Beroş'um. Ne haber kız? Ne yapıyorsunuz? Senin birinci, senin ikinci, senin üçüncü çakran kapanmış. Bir üfürükle açarım. Öyle bir kadınım biliyor musun? Ama çakralar öyle açılmaz ki. Ne? Açılmaz mı? Dinlemeyin meczup o. Vur ye. Ya tabii ki açılmaz ablacığım, ben bunun eğitimini aldım. Şahidim aldı. Almıştır kesin. Yani çakraları açmak çok uzun bir süreçtir, çok uzun bir yoldur. Ya ancak o yolsun da beyaz ışığı görebiliriz. E hadi hanımlar, hep beraber beyaz ışığı görelim o zaman. Hadi ver elini ablacığım, ben sana doğrusunu öğreteyim. Hah, bir kapat gözlerini. Ne yapıyorsun? Nefes al. Ver. Kız bana bak sarışın. Sen bağırır mı? Kariyerime gözüm. Sen büyü mü yapıyorsun ya millete? Ya bana bir ekmeği mi? Ekmeği mi oynama benim? Benim cinlerim var ha. Ben öğrettin sen beni. Bak şimdi yarışın. Ben şu anda kaostan inanılmaz beskin. Gel sen halka sesim. Ben sinirlendi mi? Semih Allah ilim elham. Gel. Ayıp. Ayıp. Serap ben. Allah Allah. Hakan eminsin değil mi kardeşim? Zeynep yani adı. Notu sen yazdın. Hatırlamıyor musun? Oğlum zaten notu ben hatırlasam niye... Niye seni arayayım? E tamam abi, daha ne zorluyorsun? Zeynep diyorum işte. Zeynep'ti. İyi. Sağ ol. Ya içimi rahatlattın. Nispeten. İyi, biz konuşuruz o zaman sonra. Zehra değilmiş. Zehra değilmiş. Geliyor, geliyor. Bittim ben. Ferit, ne oldu? Çok iyi bir şey oldu. İşte onu diyorum, ne oldu? Hani biz geçen gün konuşmuştuk ya. Ne zaman? Ya konuştuk ya, sen bana dedin hiç o kızı düşündün mü, hayatını mahvettin diye. Ben öyle derim ya, takma kafana. Yok Zehra, sen tamamen haklıydın. Yani %100 haklıydın. Sonra ben zaten düşündüm. Düşününce böyle bazı şeyleri birleştirmeye başladım ve bir karar aldım. Ben o kızı gidip bulacağım ve özür dileyeceğim. Özür mü? Hı. Niye canım? Ne gerek? Yani niye yapıyorsun? Nasıl niye? Çünkü yaptığım büyük eşeklikti. Geçmişi değiştiremem ama en azından o kız bir
özür dilenmesini hak ediyor. Ya belki hak etmiyordur. Zehra ne diyorsun sen ya? O kız ya sen olsaydın? Ya değilim iyi ki. Ben diyorum ki belki kız seni görünce kötü olur, anıları canlanır. Ya belki sana kötü davranırsa. Önemli değil. Ya ne yaparsa yapsın ben hepsini hak ettim. Ben bir karar aldım Zehra ve arkasında duracağım. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İçeri gidip bir üstümü değiştireyim sonra çıkalım mı? Seni de eve bırakırım. Olur. Ne yapacağım şimdi? Ay kızlar koşmayın, gitmeyin kızlar, kaçmayın. Eyvah eyvah. Ya kızlar anne. Gelin buraya ya. Ya Alim ya. Ne oluyor be? Ha canını mı sıktılar seni, ne oldu? Ya müşterilerimi çaldılar. Müşteriler mi çaldılar? Kim çaldı? Bayanlar ve yine bayanlar. Ne? Kuaförünüz ayağınıza geldi. O kim be? Çırak Sinan. Manikürünüz mü geldi? Sümsük Sinan mı bu? Şimdi kuaför Sinan. Tüm bunları yaptıracağınız yer tabii ki Sinan kuaför. Evladım yanaş şöyle. Ana ne kadar büyümüş. Havalara bak lan. Sen git canım ben geliyorum. Merhaba Ali. Ali mi? Ali abim nasılsın abim? İyicesin inşallah. Bir broşür vereyim. Kaşı olur, bıyığı olur beklerim ben. Oğlum bak zaten açım. Seni yerim ha. Bas git lan buradan. Yarın görürsün Perihan Hanım. Bas git lan geliyorum şimdi. Aslan oğlum benim, aslan oğlum benim. Ya. Evet abicim. Tabii ki ben de geliyorum abicim. Geliyorum, geliyorum. Basket sahasında görüşürüz o zaman abicim. Tamam, hadi bay bay. Demek abimle gizli gizli basket ha? Seni yılan seni. Abimle orada konuşup ikna edip özgürlüğünü kapacaktın öyle mi? Bana bak. Burada bir tane Spartaküs var. O da benim. This is Sparta! Yok lan yok, vurmayacağım. Ver topu. Yılan. Ağzım sen bana sabır ver. Sabır. Ayakkabılar nerede? Ha buradaymış. Of! Yani şu halinize bak. Ben dükkana müşteri tutmaya çalışırken şu yaptığınıza bakın yani. Oturunca yaptı her şeyi. Aa! Ben ne alaka be? Bu da bana taktı. İftiracı. Ya Peroş, yani bir anda kendimi kaybettim. Özür dilerim. Normalde böyle şeyler yapmam biliyorsun. Teyzoş. Ben de onun adına özür dilerim. Gerçekten bir anda kendini kaybetti. Yani tutamadım. Yani ben baksana şu halime. Gel kız buraya. Gel kız kenafir gözlüyor. Oy civcivim benim. Sarı civcivim ya. Dikkatsiz bu işte. Ay yani dükkandan müşterileri kaçırın sonra da barışın. Ay dert ettiğin şey bu olsun. Biz sana bol bol müşteri buluruz. Arkanda biz varız senin. Ay ne yapabilirsiniz ki? Bizim yapabileceklerimizi bilsen Peroş. Korkarsın. Aynen öyle. Buldum. Bana maşa yap. Yazık manyak bu. Vallahi ucuz atlattık abla, ucuz atlattık. Helal olsun. Geçmiş de olsun. Yalnız canım o el kremi değil, o yüz kremi. Kızlar hala atlatamadık farkında mısınız? Kızı bulacağım, gideceğim, özür dileyeceğim diyor. Yani durdu durdu iyilik yapısı geldi bir anda çocuğun. Ay ne yapacağız peki kızlar? Yani bu işin peşine düşerse hiç iyi olmaz biliyorsunuz. Ya Zehra, ya kıpırdamasana hocam bozuluyor. Uğraştım o kadar. Ya belki öylesine söylemiştir. Unutur. İhtimaldir. Bence hayatta yapmaz. Kızlar, Hakan arıyor. Efendim Hakan. Zehra Ferit aradı. Zeynep'in evini falan sordu. Ne yapayım? Kızın evini sormuş. Ay unutmamış. Hakan sen telefonu kapat. Ben bir şey bulacağım. Sen o sırada Ferit'i oyala tamam mı? Lütfen. Tamam. Yok yani bu şu an resmi olarak kapı yuttuk ki öyle ki ben dahi ne yapacağımızı, ne yapıp yapmayacağımızı kestiremiyorum. Geriliyorum. Sınır dışına mı kaçsak?
Pasaportlarınız hazır mı kızlar? Benim pasaportum her zaman hazır. Niye? Kaçalım mıydı? Suç mu işledik biz? Suç işledik mi? Suç işledik. Yatarı var mıdır bunun? Kaç yıldır? Çünkü ben yatamam, öyle bir şey yok. Durun durun. Ben bu işten nasıl yatacağımızı biliyorum. Nasıl? Birini bulacağız. Hakan'ın düğünde terk ettiği kız diye Ferit'e yutturacağız. Zehra'cığım. Efendim? Yok, ben Zehra mı bu diye yoklamak istedim. Çünkü bir anda söylediğin Ferit gibi tınladı da. Şaşırdım. Numaracılıksa numaracılık. Başka çaremiz yok. Helal olsun. Helal olsun. Hadi at. Ya abi, abim nerede kaldı ya? Ya şöyle gelsin, bir konuşayım, abimi ikna edeyim de bir özgürlüğüme kavuşayım artık. Yes. Bana bak, gelince iyi davran abine. Zaten canı sıkkın adamın. Ürkütme Ceylan'ı, yavaş yavaş saldır. Ah. Abi. Hı. Ya sana bir şey soracağım. Sence Ferda'nın geleceğini Ferit abime söylesek mi? Var, bahset her şeyden. Bahsetmeyeceksin oğlum, öyle bir şeyden kırarım ağzını ha. Abi tamam, sakin ol ya. Sen niye böyle celallendin? At. Allah, kırarım ağzını falan. Yes. Düşüncesiz herif. Oğlum, Ferda'nın gelmesine daha bir ay var. Önden ne abimizin ruhunu karıştıracağız? Birazcık insan ruhundan anla ya. Biraz insan ol, ruhsuz köpek. Ya var ya. Sanki kendi çıkarın olmasa abimin ruhu çok umurundaymışın gibi böyle triplere giriyorsun ya. Cidden bir şey demiyorum sana. Ama bak, yani kabul ettiğim bir konuda haklısın. Bence de şimdi hiç öyle abimin kafasını karıştırmaya falan gerek yok. Hiç bahsetmeyelim. Yes. Bak, bunu hemen buradan sokarsan 100 lira. Söz mü? Söz. Hemen alırım. Hemen tabii. İşte. İyi konsantre ol ama. Tamam, ben de. Abi. Öpücüğüm. Abi ya, neredesin sen abi ya? Benim burnumda tutuyorsun. Ya tamam Murat, tamam bırak ya, bırak. Tamam. Bırakmam abi. Ya. Abi bırakmam, ben sensiz yapamam ya, abi bırak. Ya. Bu Ömer'i verelim gitsin, sen gel abi, ne olur ya. Zaten başından beri kanım ısınmamıştı benim buna. Bak, haini görüyor musun? Konuşma sen, pislik. Hayır. Yürü git. Yürü git, abimle bir şey konuşuyoruz. Yürü bırak ya. Pislik. Hayır, abi, hayır. Geleceksin değil mi eve? Dönmeyeceğim. Abi ne olur dön ya. Dönmeyeceğim abi ya. Döneceğim de ya. Dönmeyeceğim. Ya dön ya. Yok, dönmeyeceğim ya. Ya tamam, dönmezsen dönme Allah aşkına. Israr ediyoruz 2 saattir. Değişik ya. Ömer'im sen niye gittin, çöktün ya? Ne oldu? Abi şey ya, bana ilk gitarımı sen almıştın, hatırlıyor musun? Hatta böyle hediye paketi falan yaptırmıştın. Ne bileyim, aklıma o geldi bir anda. Abi sen şimdi böyle evde falan yoksun ya. Ben böyle elimde kibrit kutusu, Ayaz'da tek başıma kalmışım da böyle sanki soğuktan ölecekmişim gibi hissediyorum. Kardeşim benim, sen bu sıcaklarda hiç boşuna üşüme. Çünkü ben eve falan dönmeyeceğim. Kalk ayağa. Kalk, 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 kalk. Ya var ya, sende bir gram insanlık kalmamış ya. Sen eskiden böyle miydin? Eskiden benim Ferit abim kardeş yerini düşünürdü. Ama şimdi nerede? E tabii şimdi senin Zehra ile keyfin yerinde tabii, değil mi? Bu arada siz neredeydiniz ya? O senin gizli evde miydiniz? Ne? Hani orası çok özeldi? Bizi bile götürmemiştin abi. Hadi Ömer'i boş ver, beni bile götürmedin. Oğlum uzatıyorsunuz, uzatmayın işte. Öyle gelişti olay. Biz de gittik. Ver şu topu, ver. Sonuçta Zehra değilmiş işte. Sıradaki. Yani o kız Zehra çıksaydı o zaman ne yapacaktın? Ne yapacaktım? Uzak duracaktım. Nasıl yani? Sizin nasıl bir yakınlığınız var ki uzak duracaktın? Oğlum o manada söylemedim canım. Yani hayatımdan komple çıkaracaktım işte. Bir yakınlığımız olduğundan değil. Yani abi zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok böyle Zehra'nın tipi değilsin gibime geliyor. O ne demek oğlum? Benim tipimde beğenilmeyecek ne var? Yok öyle değil. Zehra daha çok böyle cenker tarzı erkeklerden hoşlanır gibime geliyor. Ya kardeşim her şey bitti. Şimdi de ilişki uzmanı mı oldun? Yok. Yani bence bunun için bir ilişki uzmanı falan olmaya gerek yok. Yani her şey açık ve net ortada. Bence. Ama
Bir de bence Zehra ile Cenk'erin karakterleri benziyor. Ömer, sen Cenk'eri nereden tanıyorsun da karakterini biliyorsun? Abi tamam, sakin ol ya. Niye kızıyorsun ki? Ne kızacağım ya, kızmıyorum. Ya bana ne Zehra'dan, bana ne Cenk'erden. Ver topu. Hadi maç bitti, ben kendi başıma takılacağım. Tamam, hadi biz gidelim abici. Abi sen niye gülüyorsun? Adamı zaten kızdırdık. Kızsın oğlum, bırak ya. Senin bu abin cin fikirli aslanım. Aklıma tahmin bile edemez. Eğer düşündüğüm gibi olursa kesin gelecek. O zaman artık sen haline yan. Bebik. Bebik ne ya? Atarsan girmez. Baba. Ne yapıyorsun burada? Sana eve dön demeye geldim. Annen çok özledi seni. Ben annemi arar için rahatlatırım, merak etme. İyi, o zaman konuş, içini rahatlat. Şirkete de gelmiyorsun. Çocuk oyuncağı mı bu iş? Gelmeyeceğim baba. Kusura bakma ama istemiyorum. Gelmezsen gelme be. Ulan sen. Babası kılıklı. Armut dibine düşer derler. Doğru. Bugüne kadar 100 kere hata yaptın. Ben hepsini affettim. Ben bir kere hata yaptım. Sen de benim gibi yapsan olmaz mı? Çıkmıyor ağzımdan işte o kelime. Olmuyor. Söyleme. Tamam babam. Özrüm kabul edildi. Ben özür falan dilemedim. Sen dilememiş olabilirsin ama ben yine de kabul ediyorum. Geleceğim mi şimdi? Bir süre daha dönmeyi düşünmüyorum. Biraz kafamı toplayayım. Hı, kafanı toplayacaksın. Bu kafa kolay kolay toplanmaz. Annen çok özlüyor. Ara sıra nerede olduğunu haber ver. Ara. Ararım. Tamam. Kardeşim, bir insan alttan alta nasıl işlenir, nasıl beynine zehir enjekte edilir izle ve gör, tamam? Nasıl yapacaksın abi onu? Oğlum izle ve gör dedik ya. Ustasından öğren bu işi. Sonra gider gene bir köşede ağlarsın sen. Efendim? Alo, abicim. Abilerin gülü bugün nasıllar inşallah? Vallahi Murat'cığım, sen arayana kadar çok iyiydim. Kuşların cıvatısını dinliyordum. Mutluydum, huzurluydum. Başka bir adamdım ben Murat ama içimden bir his birazdan gerileceğimi söylüyor. Abi ne olsun ya, biz de işte vallahi yoğun, çok yoğun çalışıyoruz.
Ömer'in kahveler bildiğin gibi çamur, gene aynı ne olsun abi. Çok yani işler fena birikmiş, ondan çalışıyoruz yoğun. Tamam, kolay gelsin. Bu kadarsa kapatıyorum şimdi. Zehra da çok yoğunmuş abi. Vallahi bugün Cenker'le birlikte bir şefimine ziyarete gideceklermiş baş başa. Sonra da bizim patiserilerin hepsini gezeceklermiş yine baş başa. Gitsinler kardeşim, bundan bana ne? Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bunu haber vermek için mi aradın? Ya yok abicim, ben öyle genel aradım işte konuşalım diye. Hani bu da bir bilgidir. Al bulunsun, kullanırsın, ne yaparsan yaparsın artık, tamam. Abicim biz kardeşlerin olarak seni çok seviyoruz, bunu her zaman biliyorsun. Öpüyoruz çok, hoşça kal. Hadi kapatıyorum ben. Kapattı zaten. He kapattı. Kapatsın oğlum, ben yapacağımı yaptım. Şimdi abim Zehra'yı na şu kadarcık seviyorsa, ki ben dün o vibe'ı aldım, Cenker'le Zehra'yı asla yalnız bırakmaz. Kesinlikle bırakmamalı yani, tabiatında yok. İzle ve gör. Bir göreceğiz bakalım. Ben pek öyle düşünmüyorum ama. Ha öyle düşünmüyor musun? Göreceksin. Sen şimdi git de bize bir kahve mavi getir oğlum ya. Çamur mamurun artık. Kahve dur, evet. Dur. Sana asla kahve yok. Çamur gibi diyorsun, laf ediyorsun. Ömer bana kahve yap. Yok kahve. Ama sana soda verebilir. Bak böyle şişkin yapalım, böyle iyi gelir. Soğuk soda. İkna oldun mu? Hadi. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Allah Allah. Ben burada doğadayım. Özüme döndüm. Mis gibi hava. Oh. Canım ne isterse yaparım. Hakikaten ya. Canım ne isterse yapabilirim ben. Ne yapsam ki şimdi? Niye burada oturdum ki ya? Alttan soğuğu yiyeceğiz şimdi. Bu nasıl son ya? Bu kitabın sonu mu? Aha. Kitabın kim kopardı son sayfasını? Şu bulut Murat'a mı benziyor? Deliriyorum ben ya. Oğlum gidin başkasını ısırın ya. Gerçi başka insan da yok ki. Acaba koca bulur muyum? Tüm sorularınızın cevabı Sinan Kuaför'de. Çocuğum yavaş. Ne diyor, ne diyor? Koca dedi ya, koca. Bilinçsizce saç kestirmeyelim. Venüs'ümüz nerede öğrenelim, bilinçlenelim. Astroloğumuz geldi. Astroloğumuzdan öğrenelim, gelin. Hızlan. Hadi, ay Venüs dedi, astrolog dedi. Gidiyorum ben, gidiyorum. Hayır, bırakın beni, gideceğim. Venüs. Olmaz. Orası düşman attı. Hiçbir yere gidemezsin. Evet evet teyze, sen gidemezsin. Sen gidersen biz biteriz. Ben gideyim. Hayır efendim, sen de gidemezsin. Bırak, ben gideceğim ya. Hayır hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, ben Mars'ıma bakacağım. Mars'ım benim. Eros. Gidemezsin diyorum. Ben gidecektim tamam. Ya. Ben gidecektim. Tamam, ya. Tamam, bir dakika. Ben gideyim, sonra yine ben giderim. Ya of! Enos, polis. Kimse bir yere gitmiyor. Herkes içeri. Siz de. Esa abi, ben de bir çay demleyeyim bari. İyi, ben de geleyim. Kimler geliyor? Abi şunlara baksana ya. Böyle mükemmel uyumlu beyaz yakalı çift gibi değiller mi? Ya yakası beni ilgilendirmiyor aslanım. Abim gelsin yeter. Ay zaten heyecanlıyım. Kafein almak yerine böyle taze, fresh bir şey içmek çok iyi geldi. Güzel karışım. Arayan şef için de hazırladım. Aa, çok iyi düşünmüşsün. Kesin ikna edeceksin şefi. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Abim iyi ki buraya gelmedi. Vallahi gelseydi şu manzaraya yüreği dayanmazdı. Senin şu manzara dediğin şey var ya, benim bu şirketten çıkış bayiye giriş biletim aslanım. Abim bunları görse bir hırs yapar var ya, of müthiş olur. Keşke görse. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu durum tam tersi olursa o zaman ne olur? He? Yani şimdi abimin buraya geleceği varsa bile şu manzarayı gördükten sonra
gelmekten tamamıyla vazgeçerse, ha? Abim gelmeli Ömer. Abim gelip aşkı için, Zehra için savaşmalı. Cenk'er kim be demeli. Abi sen ne yapıyorsun ya? Yine gaza geldin, bir dur. Allah Allah. Bana bak. Benim hayallerim var Ömer. Ali abim de Ali abim. Bayim de bayim. Onlarsız yapamam ben, anlıyor musun? Allah'ım sen bana sabır ver. Abi bir git. Bak vallahi bir git. Bizi bitirdin ya. Sana yazıklar olsun. Bir omzunda ağlayamayacak mıyız lan? Tamam tamam, hadi gel. Sana kıyamıyorum ha. Hadi gel. Gel ağla. Şirket aracını beklememizin 1,5. dakikasına girdik. Hayret, neden söylenmedin? Kendimi geliştirmeye açığım. Çabuk öğreniyorum. Bir de seninle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ne? O zaman bu vakti değerlendirelim. Bana şef ile ilgili biraz bilgi verebilir misin? Çok başarılı bir şef ve yaratıcı. Bizim için de en önemli olan kısım bu. Yaratıcı. Seni gördüğüme sevindim. Pardon, ben Ferit'i görünce bir an heyecanlandım da. Merhaba Ferit. Selam canım. Gel nişanlım. Ah, şapka sende kalsın. Nişanlım, beni böyle görünce heyecanlanır da çok aşığız birbirimize. Sen geliyor musun? Hocam. Tamam, biz bekliyoruz o zaman. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zeynep işi tamamdır arkadaşlar. Ay. Feroş, ayıp mı oldu böyle? Zor günde yanında olmamışız gibi. Ay hayır Sera. Yenilmezler Kulübü hareket planı yapıyoruz burada. O daha önemli. Yoktan Zeynep yaratıyoruz burada. Ay neyse, ben zaten hiç gelemeyeceğim bu yogacı kız muhabbetlerine. Peroş'a ben yardım ederim. Hem zaten ünlü bir sima olduğumdan magazine falan haber olur. Ne bileyim, PR bunlar çocuklar. O zaman öptüm size. Bye. Peki biz hallederiz. Hep biz halledelim zaten. Ay ne yapsın? Peroş'u yalnız mı bıraksaydık Nihal? Tamam doğru. Ama biz iki koldan saldırır hallederdik. Ay, sana bir şey diyeyim mi? Yalnız biz bu harekatı halledersek, bence gidelim hemen bir dedektif şirketi kuralım. Çok iyiyiz bu işte çünkü. Olur, kuralım. Zehra Cenk'er gibi adamlardan hoşlanır. Çok biliyor benim kardeşim. Ne güzel. Ya ne tatlısınız siz öyle, ikiz gibi aynı anda hareket etmeler falan. Bir şey mi dedin? Anlamadım da ben. Yok canım, bir şey demedim. Ceryan yapıyor arkadan öyle, iki cam aynı anda açık. Hep benim sırtıma vuruyor sonra falan. Ah. Ne, şunu açsak en azından, ne güzel hava alıyordum. Ne yapacaksın Zehra'cığım havayı? Arabanın içinde hava yok mu? Hem hava abartılıyor, gerek yok. Gidiyoruz ne güzel. Neyse boş ver. Ah,
Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun. Şey teyzeme benden önce bakarsanız benimki acele gelmesin. Ne demek o kız? ...63 doğumlu hanginizse ilk onun verilerine giriyor. Çüş. 63 doğumlu benim. Ama ben şeyimi... ...yükselenimi, yani doğum saatimi bilmediğim için... ...yükselenini de bilmiyorum o yüzden. Evet, evet. Şimdi tabii yükselenimi bilmeyince... Güzel oldu Rukiye abla. Yine gel. Hadi son bir tarak. Abla çok kırığın var ya. Yani bir şekilde haber vereceğiz. Tabii şimdi böyle yükseleni bilmeyince de böyle öngörüler de ona göre okunuyor. Yani ben biraz astroloji ben de bakıyorum da o yüzden şey yapabiliyorum yani. Ay bu anam beni Bostan'da doğurmayaydı keşke. Oo kimleri görüyorum? Bostan da buradaymış. Ne münasebet. Ay ay ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Çekil, çekil üstüme bak. Ay bari şu şeyimi alaydım. Haritamı alaydım ya. Teşvikiye cenazelerinde acımız büyük güneş gözlüğü burada. Shirley McLean'i kıskandıran peruk burada. Duyduk duymadık demeyin. Perihan Kaya burada. Ay ver şunu çabuk bana ver. Bana bak seni mahvedeceğim. Duyduk duymadık demeyin. Perihan Kaya burada. Ver şunu diyorum sana ver. Gözüm kör olmayasıca ver. Buranın ey ahali. Buranın birincisi belli. İkincisi kim? Kim ikincisi? Kova gibi sanki. Balık olsaydı işleri rast giderdi. Kes be kes. Beni anlat. Ben açsaydım kapını. Ferit sen burada bekle. Misafirimiz gelince düzgünce karşılayıp içeri alırsın. Alırım alırım. Zehra. Şu Zeynep'i bulunca birlikte gider miyiz? Ne oldu cesaretinize Ferit Bey? Bir şey olduğu yok. Ya ne olursa olsun ben gideceğim. O kızın gözlerinin içine bakıp özür de dileyeceğim. Sadece sen de yanımda ol istiyorum. Sen olmasan ben bu yaptığım yanlışı asla fark edemeyecektim. Gelecek misin? Yani bu içtenlikle söylersen eminim seni affedecektir. Zehra. Gelecek misin Zehra? Tamam. Yani Zehra ile kafiyeli olduğu için Zeynep olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Herhalde. Çok mantıklı. Evet yani öyle bir enerjisi var. Ama bende öyle bir enerji yok. Aa. Olur mu öyle? Lütfen kırmayın bizi. Ayrıca oyunculuk denemeleriniz için de çok güzel bir deneyim olur. Kız meselesi çok acil. Gerçekten mi? Evet. Sera'nın bir arkadaşını ikna etmeye çalışıyoruz şu an. Yani neticede kadın dayanışması değil mi? Yani ben de içinde yer almak isterim. Ama bilemedim ki nasıl olur. Aa, çok güzel olur. Çok güzel olacak zaten. İnanılmaz güzel olacak. Siz bize güvenin. Ya belli olursa, ya onlarlarsa. Yok yok, biz hepsini düşündük. Hepsine göre hareket edeceğiz. Hadi. Bu aralar etrafında birileri var senin. Ferit. Senin aklında eskisi kalmış, eski biri kalmış ama bu o değil. Bu yeni biri. Bu yeni biri ama sen onu görmüyorsun. Neden? Kalbin hala o eskide. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu unut. O hayatının aşkını bulmuş, düzenini kurmuş ama bir şey söyleyeyim. Hayatı da alt üst olmuş, tepe taklak olmuş. Onu boş ver. Unut onu, unut, unut. Oh. Bak, 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 bak. Bu yenisinin Merkür'ü bir değişik. Tuhaf bir şivesi, kendine özgü bir konuşması olabilir. Aa. Bak nasıl desem, bu seni nerede görmüş biliyor musun? Nasıl desem, böyle düğün gibi, nişan gibi bir yerde görmüş ama... ...o sırada etrafınız kalabalık değilmiş. Evet. Allah Allah. Sen eskiyi boş ver, sen... Sen bunu bul, bunu. Diyor. Evet. Başka sorun var mı? Kes kes.
Efendim anneciğim. Ah oğluşum, sen beni özlemedin mi hiç? Özlemez olur muyum sultanım? Çok özledim. Heh. Bak akşama yemeğe bekliyorum. Ona göre hem de sana bir sürprizim var. Oo, burnuma şimdiden mis gibi kokular geldi be. Ellerine sağlık. Ben de ne zamandır adam akıllı yemek yiyemedim zaten. Ha yemek. Aman canım onda ne var? Bak ama önden söyleyeyim anne. Akşam kalmam yani geri dönerim. Ecem sen hele bir gel de bakarsın fikrini değiştirirsin. Tamam anneciğim tamam. Hadi görüşürüz öpüyorum seni. Güle güle. Oldu bu iş. Geliyor. Geliyor mu? Ha geliyor. Ay seni görünce çok sevinecek güzel kızım. Ay o zaman ben bir gidip hazırlanayım değil mi? Sena Sultan. Ay 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 bu. Ferit de bana böyle Sena Sultan der. Siz bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Yani sizi böyle o bıçaklarla ortadan kesenler utansınlar. Bence de. Hadi. Tamam. Hı. Ben gittim. Hadi. Dilara'cığım bana buz gibi bir su verebilir misin? İçim yandı da. Logoya bak. Ambiyans beni içine almadı. Yani ilham alamıyorum. Bir bağlantı kuramadım mekanla. Bu ne mesela? Bıyıklı bir adam kebapçı mı burası? Kaldırın şunu. Su iç yavrum geçer. Bu mavi ne? Soğuk buz gibi bir renk. Hiç sevmem ben maviyi. Bir kere maviyi bir değiştirin. Onu da değiştiremeyiz. Hayır. Nerede mutfağınız? Böyle buyurun ben yardımcı olayım size. Ne biçim bir adam ya? Yani kolay olmayacağını söylemişlerdi. Tamam da olmazsa olmaz canım ne yapalım o zaman başka şef buluruz. Yok yok hemen pes edemeyiz daha vaktimiz var. Zehra benim beynim durdu artık. Bende yöntemler tükendi. Yani bende de. Ama onun kafası çalışır. Ferit yardımı lazım. Kendisi şu an şoför olarak burada Zehra. Biliyorum ama... Onun aklı başka çalışıyor, bize fikir verir. Nasıl başka çalışıyor ya? Yani işte numaralar falan. Ya Zehra kaç kere daha söyleyeceğim? Ben numaracılığı bıraktım diyorum, nesini anlamıyorsun? Delirtecek misin sen beni? Yani sen bizim aklımıza gelmeyen şeyleri düşünebiliyorsun. Hı? Biz bittik, beri tükenmiş durumdayız. Canım siz kimsiniz acaba? Yani en son bildiğim kadarıyla sen benim nişanlım mı yani? Yani biz iş konusunda diye. Bir dakika. Ben burada şoför olarak bulunuyorum. Ya siz ne konuşuyorsunuz anlamıyorum. Kafam basmıyor. Anlamak da istemiyorum. O yüzden izniniz olursa ben gideceğim ve gururla aracımın başında durup... ...görevimi layığıyla yapacağım. Bunu da siz toparlarsınız. Nereye gidiyorsun ya? Sırası mı şimdi? Fotoğraftakilerin tek ortak özelliği... ...Feritcan Şerbetlioğlu ile bir dönem sevgili olmaları. Bir tek bu kişi hakkında bilgi edinemedim. Araştırmalarım sürüyor. Alo? Sence alınganlık mı yapıyorum ben? Ya sen değil miydin numaracılık benim kanıma işledi diyen? Kızım numaracılık başka, numara çevirmek başka. Ay neyse ne. Ben diyorum ki göster sihrini, göster numaranı. Yani sende Cenker'le bende olmayan bir şey var. Ne var? Senle Cenker aynı dünyaların insanısınız. Ben uzaylıyım çünkü değil mi? Mars'tan geldim ben. Antenlerim var benim. Öyle tabii. Soralım bakalım Cenker'e kaç kadının kalbini kırmış. Öf. Oflama be. Böyle bana sökmez oflamaların poflamaların. Ben Ali Kaya'nın kardeşiyim. Yemezler. Yapma ya. Yapma ya. Bak Zehra. Ne oldu? Ne yapacağım? Zehra öyle kendine... Al, ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorum ya? Ay pardon araya giriyorum. Tutkudur bu. Ne? Ben sizinle çalışırım. Biz de. Bir şartım var ama. İkiniz de çalışma süresi boyunca yanımda istiyorum. Yani? Siz sevgilisiniz değil mi? Hayır. Nişanlıyız biz. Ay neyse ne tamam. İşte aradığım tutku bu. Siz devam edin. Falcı mı lan bu? Herhalde. Astrolog da olabilir. Gel. Evet. İmza mı? Evet. Bunlar dünün acil imzaları. Şunlar da bugün. Ne yaptın kızım sen? Dünya kadar şey var burada. Arkanızdan koştum. Oğlunuzla bile yarıştım. Babacığım, babacığım, babacığım. Rica etsem kapıyı tutabilir misiniz? Kaçırmayalım hakim beyi. Ne kaçırması kızım? İstersen sen de çık dışarıdan tut kapıyı kaçmayayım ha. Baksana dünya kadar iş var burada.
Burada gül gibi işin varken bayi ha. Ama babacığım söz vermiştiniz. Tamam sözüm söz. Hadi yolun açık olsun. Ama sakın yüzümüzü kara çıkarma. Eğer günün birinde dönüp gelmek istersen burada işin hazır. Çok teşekkür ederim babacığım. Hey be aslan babam işte bu. Akşam evde görüşürüz. Çatlak kereste. İşte bu be. Kurtuldum be. Freedom! Abi, abi, abi sen neler yapıyorsun ya? Ben kurtuldum kardeşim. Darısı senin başına. Abi ben galiba burada öleceğim. Hayır, ölmeyeceksin. Yaşayacaksın. Yaşayacağız. Öyle mi diyorsun abi? Evet. Abi bak sen beni böyle tuttuğunda ben var ya acayip gaza geliyorum. Niye anlamadım ama böyle alttan alttan bir güç geliyor sanki bana. Sorgulama. Kendini ana bırak. Ana mı bırak diyorsun? Ana bırak. Evet abi. Evet. Ah. İşte böyle oğlum. Ah. Sen rakır adamsın kendine gel. Doğru abi haklısın bak beni acayip gaza getirdin şu anda. Ben çıkmalıyım buradan. Oğlum bir dur ya. Ne yapıyoruz lan biz? Çok yandı lan. Kızardı mı alnım? Biraz benimki. Üfle bakayım. Üfle biraz. Of yandı. Sen de bana üflesene. Sana niye üflüyorum oğlum? Yandı mı? Ha? Çalışan benim ya. Tamam hadi git ya oğlum. Yürü git işine gücüne bak lan. Yok gaza geç. Şunu da al babamızın parası. Ne olur ne olmaz oğlum. Lazım olur. Ama ben yine tek kaldım ki. Böyle olmaz ya. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Bekleyin siz. Tutku falan saçmaladı ya. Yani bir şeyden anladığı yok bu adamın. Bence de ya. Kafası yerine değildi zaten belli. Hı. Zaten aramızdaki... Nefret. 10 kilometreden anlaşılıyor. Kesinlikle 10 kilometre. Bugün bize yemeğe davetliyiz. Benim niye haberim yok bundan? Şimdi oldu bir tanem. Biz yemeğe gideceğiz ama seni bırakalım istersen. Yok, şimdi trafik saati. Hem babam da acıkınca çok sinirleniyor. Ama Cenk'er bence başının çaresine bakabilir. Sana bir taksi çağırayım mı? Sağ ol ya. Hallederim ben. Hallederiz. Görüşürüz Eya. Görüşürüz. Bak görüyor musun? Bana bir bay bay bile demiyor. Kesinlikle hissediliyor. Ne? Nefret. Kesinlikle. Ben bir çantamı alayım o zaman. İyi. Ben de aracı soğutacağım. Bugünlerde tek dostum sensin. Geldim, geldim. Ne yapıyorsun? Arkaya bin. Ya bu ne arkası ya? Şaşırdın yine. Benim de kafamı yaktın. Hadi ben kaçtım. Aa, nereye kız? Kaderimi yeniden yazmaya. Daha doğrusu ufak bir tavsiye çerçevesinde küçük bir modifiye. E peki ben ne olacağım? Dükkan ne olacak? Ben buna bayıldım. Özgür takılmaç, kafasına göre hareket etmeler filan. Freedom. Ya teyze sen de boş ver ya. Ya kadınlar Sinan'ın boyasına bayılmış. Çok güzel kokuyormuş. Böyle saçları yumuşacık olmuş biliyor musun? Özel bir formül müymüş neymiş? Yani sen de artık zorlama ya. Hadi git sen de boyat. Aa. Peki git sen de git sen de git. Beni burada bir başıma bırak. Ne bir başıması? Hiç olur mu öyle şey? Burada Burçak Abalı var canım. Tek kişilik dev kadro. Ah kız o benim lafım. Tamam o zaman sen boya işini bana bırak. Bugün de dükkanı erken kapat. Bir kafa tatili yap canım. Akşam evde buluşur çalışırız. Ben afiyeliğe çıkıyorum. O iş bende. Merhaba. Burası da epey havadarmış ha? Ablacığım, çok yoğunduk bugün erken kapattık. Ben de ortalığı toplayıp çıkıyordum. Ablacığım? Ya pardon, kusura bakmayın ağız alışkanlığı. Hı? Sizin kızıl. Güzelmiş. Nerede yaptırdınız? Doğal güzelliğim canım. Yalnız aralara kestane ışıltısı atsak var ya. Öf. Aa evet. Ben de düşünüyorum zaten ama işte ilk defa saçımı boyatacağım için biraz endişeliyim. Yani ne kullanılacak, neyle ne karıştırılacak benim onu çok iyi öğrenmem lazım. Onu bilmem lazım. Yok öyle her kuaförün formülü kendine. Öyle her şeyi söylemiyorum. Lakin şöyle bir göz ucuyla dükkandaki malzemelere bakabilirsiniz. Göreceksiniz ki en iyi markalar burada. Doğrudur.
nedir? Bizim renk kataloğumuz. İstediğiniz rengi seçip saçınıza uygulatabilirsiniz. Müthiş. Bunu da sonra yaparız o zaman. Ben şimdi sizi daha fazla yormayayım. Kolay gelsin. Kaçtım ben. Güle güle. Yetişin anonslar, yetişin. Yakalayın şu kızı. Dükkanım yağmalandı. Kerata, gel lan buraya. Ah, merhaba Ali. Güle güle Ali. Burçak, nereye? Tanıyor musun abi? Kim bu Kızıl? Şiş, koşmaktan da lanmış işte. Kızıl da kızılmış ha. Ceylan gibi koşuyor mübarek. Ne dedi lan o? Ne dedin oğlum sen? Ceylan gibi koşuyormuş dedim. Allah! Demek gizli yerim varmış ha? Evet. Benim de vardı gençliğimde. Uludağ yolunda çok güzel bir yerdi. Ama kışları dikkat et. Soğuk olur, kendini kolla. Odun kesiyorum babacığım. Tabii keseceksin tabii. Odun şart. Evet, buyurun. Sofra hazır. Haydi bakalım. Sultanım, buyursunlar. Bakalım neymiş sürprizin. Yani iki gündür yemek yemiyorum. Bu yemeğe çok hazırım şu an. Hakim Bey, sizi böyle baba oğul aynı çatı altında bir arada görmek çok güzel. Ay canım benim, güzel kızım benim. Teşekkür ederim. Eğer seni incittiysem kusura bakma. Yok. Sen ne yaptın bunları, kendin mi sardın? Tabii ki. Oh, ellerin dertli olsun. Annem çok özledim seni. Canım benim. Canım. Ah işte sürpriz de geldi. Herhalde bana dışarıdan pasta falan da söyledi. Yok canım, olur mu? Benim Bursa'daki arkadaşım var ya, Ahmet. Hani kestane şekerci olan. Onun kızı. Hoş geldin. Hadi geç bakalım. Serda. Ferit. Ah, artık hasretlik bitti. Şükür kavuşturana Hakim Bey. Öpeyim mi Hakim Bey amcacığım? Öp bakalım. Ben Rıdar ol kızım. Hoş geldin. Hoş buldum. Oy, ne kadar da güzel. %10. Çok çalışman lazım. Hoş geldiniz hanımefendi. Şerbetli Olu Malikanesi'ne şeref verdiniz. Bizim biraz bir modifiye çalışmamız olacak da şunları giyip gelir misin? Modifiye? Ne bakıyorsun? Git geliyorum. Tamam ya. Şöyle bir döner misin? Döneyim. İyi, o küpeyi çıkarır mısın ya? Tamam. Ben böyle yani bir imaj çalışması deyince gaza geldim. Yok yani bir şey eksik. Eksik. Fazla değil, kesinlikle eksik. Ben bunu bir düşüneceğim. Sen o zamana kadar beni bekle, tamam mı? The doorman. Ellerine sağlık, harika olmuş yemekler. Arayan şefle ne yaptınız, nasıl gitti? Hallettik. Ya şef özel olarak bizimle çalışmak istedi. Tutkumuzdan ilham aldı herhalde. Biz yurt dışında önemli bir yarışmaya katılacağız da... ...o yüzden şirket olarak yeni bir ürün geliştirmek istiyoruz.
Yani aslında daha çok Zehra ile Cenk'er istiyor. Ben şirkette şoför olarak bulunuyorum. Nasıl yani? Aa, şimdi şöyle Ferda'cığım. Ferit'i veliaht olarak, özel olarak yetiştirmek istiyor. O yüzden alt tabakayı da tanımasını istiyor. ben de size yardım edeyim. Röportaj ayarlarım birkaç tane. Gece düzenleriz yeni ürün için. PR yaparız. Ha, sen PR'cıydın değil mi Ferda'cığım? Evet. Bizim şirketin de PR'cıları var tabii. İyi de çalışıyorlar ama bir takviye fena olmaz. Bence de. Ferda işinde çok başarılıdır. Böyle tuttuğunu koparır. Böyle bir şey almak istedi mi böyle pençelerini atar, söke, söke, alır. Yırtıcı kuşlar gibi yani ha? Ne güzel ya, ne güzel. Aa, canım benim. Ferit'ciğim Bursa'ya gelecekti. Orada karşılaşacaklardı. Ama olmadı. Böyle araya biraz işte bir işler girdi. Neyse iyi de oldu. Kısmet İstanbul'da kavuşmakmış. Ya. Reklam arası iyidir. Asıl izlediği dizinin özlemini, kıymetini anlar insan. Ben tatlıyı getireyim. Siz hiç zahmet etmeyin, ben hemen getiririm. Ben getiririm canım, sen otur. Yani misafirsin sonuçta, otur otur. İyi, peki. Ben getireyim. Ben de gideyim nişanlıma yardım edeyim. Kim bu Ferda? Eski bir arkadaşım. Çocukluktan. Çocukluk arkadaşın. Hmm. İnsan öyle çocukluk arkadaşının saçını koklamaz. Böyle bele sarılmalar falan. Yalana bak. Ne saçını koklayacağım be? Otobüs sapığı mıyım ben? Bak bu oyuna girerken annenin beni zorlayacağını söylemiştin ama... onun saldırıları karşısında beni savunmasız bırakamazsın. Zehracığım farkındaysan bana da sürpriz oldu. Nişanlı mısın? Ona göre davran. Sen beni kıskandın. Kıskandım. Bak bir daha yapıyorum bak. Hayır sen Cenk'eri görünce elini boynuma dolarken kıskanıyor muydun? Kızım ne alakası var? Nişanlıyız biz. Ben onun sınırını gösteriyordum. İşte ben de onu diyorum. Nişanlıyız biz. Ona göre davran. Al şunları. Tut bekle. Ferda'ymış. Böyle çocukluk arkadaşı mı olur? Gülümse. Hmm. Aferin. Gülümse, mutluyuz, nişanlıyız ama tamam ona göre. Hadi bakalım. Bu çok oldu ya. Gülümse. Ah, İstanbul'u çok özlemişim. Daha da erken sayılır, bir yerlere mi gitsek? Bugün biraz yoğun geçti, hem yol da uzun. Hı, iyi, tamam. Başka güne sözün olsun o zaman. Olur. Çocukken böyle İstanbul'un altını üstüne getirme hayalleri kurardık ya. Fırsat bu fırsat. Ferit yorgun olmasaydı yapardık tabii de biz gündüzleri çok çalıştığımız için. Hem Zehra'nın abisi de Zehra'nın gece geç saate kadar dışarıda kalmasını istemiyor. Hmm. Zehra balkabağına dönüştükten sonra gizli gizli geceler yapıyorsundur o zaman sen kesin. İnanır mısın hiç öyle değil. Her gittiği yerde beni yanında istiyor. Geçenlerde de bu şeytan tüyünü kullanıp abimi ikna etmiş. Böyle bir özel partiye gittik havuz başında falan, çok güzeldi. Güzeldi. Ya o zaman beni de götürmüşsün bundan sonra. Benim hiç arkadaşım yok İstanbul'da. Daha yeni geldim. Benim arkadaşlarım var. Çok kafa kızlardır. Çok da güzel kafa atarlar. Benim arkadaşlarımla aramda miller var. Kara milleri, deniz milleri. Oho işte. Eğer Hakim amca seni indirmeseydi o uçaktan senin de arkadaşların olacaktı onlar ama hayat işte. Ne kadar ilginç değil mi? Ya çok ilginç vallahi hayat. Ne kadar ilginç ya. Nasıl ya? O hikaye doğru muydu o kız? Geldik. O zaman iyi günler Ferda'cığım. Yalnız burası benim evim değil. Yani çok da mümkün değil. orası öyle. Ferit benim her zaman kapımı açar da. Aa evet öyle yaparım değil mi? Aklımdan çıkmış affedersin. Adios baby. Adios baby.
Zehra'cığım sen delirdin mi artık iyice? Ha? İyi misin? Kendinde misin? Gözlerimin içine bak. Bana bak. Bana bak diyorum. Zehra bakıyorum. Buradan direkt eve gidiyorsun tamam mı? Ya delirdin artık iyice sen. Direkt eve gidiyorsun. Tamam direkt eve gidiyorum. Hadi geç sen de. Sorsana. Bir daha sorsana hadi. Hadi lan. Abi bak bu son ama tamam mı? Lütfen. Tamam tamam sor. Hadi sor. Abi senin yüzüne ne oldu böyle hayırdır? Sen bir de karşı tarafın yüzünü gör. Oğlum inanamıyorum ya. Hayatımda ilk defa bu klişe cevabı verebiliyorum. Ali abiyle var ya adamları dümdüz ettik dümdüz. Yani birkaç lirip ne ki? Şerbetli oğlu brothers. Ne ola siz yine dayak mı yediniz? Sen bir de karşı tarafın yüzünü gör Yılmaz abi. Ya Yılmaz abi sen bizi bırak da sana ne oldu böyle? Sen niye Ferit abim gibi giyindin? Aa, la ben de derim bu aynadaki herif kime benziyor ya la helal. Doğru bir şey söylüyorsun Yılmaz abi. Taklitler asıllarını yaşatır. Batman olamıyorsan Robin olacaksın. La bu iyice sıyırdı ha. Abi hiç sorma ya. İyice kontrolden çıktı. Abi sen neyse hadi. Yakışmış ama. Sağ ol. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Yakışmış. Madem sevdiciğim Ferit Stiles Cemci, haklıdır o zaman. Eksik. Eksikliği buldum lan. Buldum. Cadılar geldi teyze. Koy kazanı. Cadılar ortaçağ uydurmasıdır Huriye. Kes kes. Selam Feroş. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Zehra'ya mı geldiniz? Zehra odada değil mi? Enerjisi yayılıyor çünkü kötü bir enerji sanırım. Odasında vallahi kız. Sen bu işlerden anlıyorsun. Tamam hadi kızlar siz geçin ben geliyorum. Ben Sinan'dan ne arakladım? Müşterileri bu boyayı kullanıyormuş. Hı? Şeytan seni. Ay ama bu yurt dışından gelmiş ya. Hadi ya. Oh my god yurt dışından ha. Ya bakın kızlar yani ben artık bu çırak Sinan'la uğraşmaktan vazgeçiyorum. Bulamaz mıyız bunu? Buldum. Yurt dışına kaçalım. Senin yerine geçecek kızı bulduk. Yarın görmeye gidiyorsunuz. Yogacı bir kız ve çok güzel sen olur ondan. Tamam o zaman. Hemen Hakan'a haber vereyim. O da Ferit'e nerede olduğunu söylesin. Evet. Şu işi de bir kazasız belasız halletseydik. İyi hissettirmiyor çünkü. Evet evet. Ben de iyice numaracı oldum. Ferit'e benzedim. Teyze! Astrolog mu çağırsak biz de aşk uyumumuza baktırız. Çok eğlenceli olur. Ay bu saatten sonra ne aşk uyumu ya? Ne yapacağım ben aşk uyumuma bakıp? Aslında ben Sinan'ı tehdit edebilirim. Ki öyle şeyler yapmışlığım vardır. Öyle fenayım biraz. Ama işte şimdi böyle magazine yansır diye çok korkuyorum. Çünkü ünlü bir sima olduğum için. Yarı ünlü. Diyelim. Madem. Teyze! Ali abimin gözünde morluk var. Ne? Haşat etmişler dağ gibi adamı. Oğlucuğum. Kızım ben haşat olmam. Abartma ya bir şeyde. Öyle gözüküyorsun ya. Hı. Ay oğluşum ne oldu sana ya? Anneciğim bir şey yok ya. Tam öyle mahalle arasında işte takıştık biraz. Dur dur. Ben sana şimdi buz getireyim hemen dur. Hadi getir bari. Ay ben bir bakabilir miyim şuna? Tabii ki. Ali çok fena yapmışlar ya. Devirmişler dağ gibi çınarı. Dağ gibi çınarı devirmezler de öyle koşturmasaydın dükkanın önünden. Pardon ne? Anlamadım ben. Ne koşması? Ben ne alaka ya? Sen bir daha koşturma ya öyle dükkan çevresinde. Sen... Ben koştum diye mi kavga ettim milletle? Sana ne dert oluyor ya? Sana ne ki benim koşmamdan? Hı? Bu mahalle bizden sorulur. Kızım o yüzden. Yalnız canım ben benden sorulurum sadece. Haberin olsun. Yani bir kavga edilecekse de girer kendi kavgamı çatır çatır ederim. Sana da yani hiç ihtiyacım yok açıkçası. Ay gel.
Getirdim. Ha, getirdin mi? Dur bakayım, dur. Ha, dur. Bas bakayım, bas. Bastım, dur. Ay. Et var mı? Var, var. Et de bas. Morarır bu. Acımıyor ya. Ya tamam ya. Et bas, et. Tamam. Çok saçma zamanlardı. Saçma değildi bence. Çok güzeldi. Güzel ve saçma değil. Yani sen beni İspanya'ya giderken yalnız bırakmasaydın daha güzel olurdu tabii de. Hem yarım da kalmamış olurdu. Belki yarım kalması gerekiyordu. Ya da belki de şimdi doğru zamandır. Nasıl yani? İspanya'dayken hep düşünüyordum. Beraber olsak ne kadar eğlenirdik diye. Ama şimdi beraberiz. Yine eğleniriz. Şeylerin bir önemi yok ki. Biz bir arada olduktan sonra. Benimle çılgın bir güne var mısın Feritcan Şerbetlioğlu? Bir dakika, pardon. Zeynep'in bilgilerini buldum. Yarın ders vereceği adresi ve saatini atıyorum. İstersen arayabilirsin. Hadi Ferit, gitmiyor muyuz? Ferda, bunu başka zaman yapsak. Değişmişsin sen. Ama ben o eskiden tanıdığım eğlenceli Ferit'i geri getirmenin bir yolunu bulurum. Hadi gel seni eve bırak. İyi peki. Bu seferlik öyle olsun. Başka zaman için sana sözüm olsun. Anlaştık. Efendim. Zehracığım günaydın. Bugün çok güzel bir gün. Hazır mısın? Zeynep'le buluşacağız. Ben seni aşağıda bekliyorum. Bana bu arada üstüne rahat bir şeyler giy. Rahat? Gecelik mi? Evet canım, gecelik iyi olur. Zehra ya. Tamam, tamam. Babam gibi yapıyor. Peki nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyormuş. Ali abim serseri mayın gibi bir insandır. Her an her yerde olabilir diyor. Ay yani bu Ali de tam kaybolacak zamanı buldu. Sorun ne hanımanne? Sen bana söyle. Bakarız icabında diyor. Aa, icabında mı diyor? İcab çok eskilerde çok önemli bir şeymiş diyor. Ah ah diyor. Seni fındık seni. Yaklaş bakayım. Şimdi bak hani şu mahalleye yeni açılan kuaför var ya. Kuaför Sinan. Şimdi onu biraz korkutmak lazım, tamam mı? Yani hani böyle sen kime ulaştın canım, farkında mısın falan gibilerinden böyle. Yani biraz tehditkar bir şey yapmak lazım ama yani böyle çok da fazla değil. Yani böyle birazcık tehditkar. O iş bende diyor. Hangi iş Nur? Sigortası mı? Var. Sana güveniyorum. Eyvallah diyor. O kadarını anladık. Eyvallah. Hadi bakalım.
Ne dedi bu şimdi? Çay söyleyin diyor. Söyle o zaman. Ali'nin hesabına 8 dolu çay söyleyeyim, geleyim. Tamam. Sağ kolunu kaldır gökyüzüne. Nefes al, nefesi verirken sola doğru uza. Derin nefes al, ver. İki kalçanın da yere doğru paralel olduğundan emin ol. Burada kal, kaldır gökyüzüne. Nefes al. Zeynep şu kız mı? Oymuş. İyi, o zaman sen git konuş. Ayrıca biz niye bu kıyafetleri giydik? Zehracığım öyle dan diye gidip konuşamam. Yok yok, sen yaparsın. Senin için bu 5 dakikalık iş. Sen git konuş, ben burada bekliyorum. Canım beni gelmesen mi? Ha? Yani boşuna üstümde gerginlik yaratma. Şu zen halimi bozuyorsun. Ortama ayak uyduramayacağım sonra. Ay sanki senlik ortam ya burası zaten. Benlik vallahi. Uyum sağlayabilirim. Tamam, o zaman sen git uyum sağla. Ben şurada oturacağım. Zehra. Yani yapma gözünü seveyim. Ne yapacağım? Kıza gidip pat diye hayatını alt üst eden adam benim mi diyeceğim? Önce bir esneyelim, bir rahatlayalım. E şaka mısın? Derdini rahatlamak mı yani? Yani hem o hem de sempatik gözükmek istiyorum. Hani aa bu da yoga yapıyor, ne kadar insancıl biri diye düşünsün. Ne bileyim yani bu kadar zaman geçti. Yaptığı yanlışı farkına varmıştır. Bu değişmiş, farklı bir insan desin içinden. Hmm, der diyorsun. Öyle ümit ediyorum. İyi, sen o zaman ümit etmeye devam et. Ben buradayım. Hayır Zehra, sen de benimle geliyorsun. Çünkü senin yanında daha iyi bir insan gibi gözüküyorum. Hadi. Doğru yerleştir. Şöyle kendimizi sola doğru atabiliriz bence. Elleri göğsün önünde buluştur. Sen yoga eğer yapıyor musun? Eğer yapamıyorsan yok, ayağını şu şekilde bileğine doğru da dayayabilirsin. Derin nefes al, ver. Namaste, namaste. Aynen, süpersiniz. Dış noktasındasın. Başının tepesinden yukarıya doğru uzadığın dik bir alanda kalmayı dene. Zil zil bir kere çalınıyor. Ya! Sen. Benim yavruyum. Ne var? Niye geldin? Hasretlik mi çektin? Benim özledin. Niye geldin ya? Ne sebeple? Eksik kalan parçayı tamamladım da vakit kaybetmeden gör istedim. Duyun bakayım şöyle. Nasıl? Ne var? Neyi tamamladın ya? Ne eksikti? Bak. Ha, evet. Arkadaşlar, arkadaki partnerler arkasını dönsün. Arkanı dön. Dön arkanı. Şimdi yavaşça aşağıya sandalye pozuna yerleşmek için kalçayı geriye doğru gönder, ayaklarını bük. Yukarıdan baktığında ayak parmak uçlarını görebildiğinden emin ol. Arkadaki partnerine sırtını daya. Yaklaş biraz daha. Aynen, süper. Yavaşça arkadaki partnerinle ellerini buluştur. Ferit, ne yapıyoruz biz? Konuşacak mısın artık ha? Gelsin, konuşacağım Zehra. Bekliyorum işte gelmesini. Öyle mi, ne yapıyoruz? Ne bileyim işte, dur biraz da. Çok güzel, derin nefes al. Ay sen konuşacaksın diye ne hallere düştük biz. Dur, geliyor geliyor. Şey, hocam... Şişt, pozisyonuna bakar. Hocam... Devam, devam. Ne oldu? Konuşamadı. Kaçtı. Evet arkadaşlar, şimdi uçan kuş pozuna geçeceğiz. Uçan kuş mu? Ne be? Hazırsanız başlayalım. Uçan kuş işte. Süper. Bak uzak. Yatıyoruz. Çok iyi. Baş ayaklarını kaldır. Hey hocam, yalnız ben bu hareketi yapamam. Başka bir şey mi denesek? Bir sorun mu var? Yani partnerine mi güvenmiyorsun yoksa? Yok canım, güvenmez olur mu? Zehracığım çok güvenir bana partneri olarak. Hatta söylesene hocamıza, son yıllarda ben ne kadar daha güvenilir bir insan oldum. Ne kadar değiştim, anlatsın hocam. Tabii canım ya, çok güveniyorum. İnanılmaz güveniyorum, öyle böyle değil. Hocam ben aşırı güvenilir bir insanım yani. O zaman hadi yapın siz de. Yapalım biz o zaman. Yaparsınız. Evet hocam. Evet. Şimdi yavaşça. Bakın nasıl bir güven. Yapacağız işte Zehracığım bir şekil. Hani bana güvendiğini kanıtlamamız lazım. Çok güzel, yavaşça. Evet. Yaptık. Oldu sanki. Ferit. Bunları da niye yapıyoruz? Yaptık şu an. Uçuyorum belli. Yapabiliyoruz. Ben, Zehracığım acaba çok kıpraşmasam mı? Çok iyi, dur. Zehra, dur.
Hadi hadi toparlanalım. Evet, ben kalkayım. Yavaşça pozdan çıkabilirsiniz. Şimdi öteki poza geçeceğiz. Hocam bu ders ne zaman bitiyor acaba? Birazdan bitecek, çok az kaldı. Duygu, bu Murat becerebilecek mi dersin ha? Yani abisinden daha zeki duruyordu ama yani yine de bilemedim. Bak Menoş, ben birbirine kefilim. Yani o işi başarır sonuçta. Altın bilezik yani. Nasıl nasıl? Ay kız Perihan, hadi. Hazır değil mi boya daha? Dur, hazırlıyorum işte. Bak bu kadar insan. Yani ay tamam neyse, geliyorum 2 dakikaya. Merhaba Perihan Hanım. Seni Hanımcığım, hoş geldiniz. Ama bakın baştan söyleyeyim, yani öyle gençleştirme, meşleştirme asla yapmam. Yani ben peşin peşin söyleyeyim bunu size. Yok yok, hani ben şöyle bir uğrayayım dedim. Ağır misafirimiz var. Madem var, onu size haber vereyim dedim. Çok iyi yaptınız. Hakim Bey'e de selam söyleyin, olur mu? Ay Hakim Bey de çok sevinçli. Misafirimiz gelince tabii. Ay, peki yani kimdir bu misafir, necidir falan? Ah benim bir tane kızım Bursa'dan Ferda. Yetişin Adostar, saldırıyorum. Ay, sana diyor. Ay ya, çekil, çekil sen. Saldırgan, ay, eyvah, buraya varım. Gel. Ay ne oluyor? Perihan Hanım. Ne oluyor? Perihan Hanım. Ay ne oluyor? Ay. Aslanım nedir bu hal? Ne yaptınız benim oğluma, aslanıma? Ne aslanı be? Sırttan o topuz baş. Bırak çocuğu ya, bir bırak ya, rahat bırak. Yetişin imdat, darp edildim. Darp yok diyor. Yağmalandım, evim ocağım elimden alındı. Dükkanımı elimden aldılar, göze çıkasacılar. Yetişin. Ne diyor bu oğlum, ne diyor bu aslanım? Deli diyor. Polis! Polis, gerçekten polis. Sizin bu oğlunuz dükkanıma geldi. Dükkandaki bütün boya malzemelerini, makyaj malzemelerini, dükkanı kırdı geçirdi. Ben ne yapacağım şimdi? Aç açıkta mı kalacağım? Kışın sokaklarda mı uyuyacağım? Ne istediniz benden? Bu oğlum benden ne istedi hanım? Bana bak, gözü dönesici aslanım. Ha ne yaptın sen? Ne diyor bu adam? Ben biliyorum ne yaptığını. Suikastçı Perihan. Ya iftira atma benim üstüme. Ben hiç böyle bir şey söylemedim, tamam mı? Yani belki birazcık bir şey söylemiş olabilirim ama. Perihan Ana. Sen görürsün suikastçı Perihan. Ah ben ne yapmışım canım? Nereden bileyim ben bunu yapacağını? Yani bak, sen de niye böyle bu kadar yapıyorsun ya? Ay çocuğu kışkırtmış. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Namaste. 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 Zeynep hocam. Buyurun. Ben Ferit, Hakan'ın arkadaşı. Telefonda konuşmuştuk. Ha, evet evet hatırlıyorum. Konu neydi acaba? Şey, hadi. Benim Hakan'ın sizinle evlenmekten vazgeçmesinde ufak bir rolüm olmuş olabilir. Ufak mı? Minik. Nasıl yani? Şöyle, ben Hakan'ın sizinle evlenmekten vazgeçmesi için aklına girdim. Ama belli bir sebepten dolayı değil. Sadece eğlenmek için. Ve bu kadar zaman sonra bir anlamı var mı bilmiyorum ama özür dilerim. Verdiğim hasarı telafi etmenin yolu yok. İnanın ki ben değiştim. Bugün olsa yapmazdım ve çok çok üzgünüm. Bunun vicdanını yaşıyorum ama... Ferit Bey, iyi ki yapmışsınız. Ben o olaydan sonra hayatımın aşkını buldum gerçekten. Ya, teşekkür ederim size. Hadi ya. Hiç merak etmeyin. Özrünüzü kabul ediyorum. Yani hem ben hayatımdan gayet memnunum. İçiniz rahat edebilir. Başka bir konu var mıydı? Siz hep böyle grup dersleri mi yoksa evlere özel de gidiyor musunuz? Namaste. Namaste hocam. Namaste. Namaste. Duydun mu? Rahatladım ya. İyilik yapmışım kıza. Zehra ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Etkileyeceğiydi, bravo. Etkilerim. Şimdi sıra Aryan Şef'te. Gidip de biraz onu etkileyelim. Hadi Zehra, sen emin misin iyi olduğuna? Bir garipsin. Yo, iyiyim.
bizim ayakkabıları çalmamışlardır değil mi burada? Hayır, ben nereden bileyim senin bu deli oğlanı gidip de dükkanı dağıtacağını? Ya bir de eline alıp ruju aynaya yazılar yazmış yani. Ya bu kimin aklına gelir? Ne bilsin gariban nasıl tehdit edileceğini? Girmiş işte öyle, doğaçlama saldırmış her yere. Ama yani ben bir laf söyle dedim, bir bakış at dedim, bir höt deki dedim yani. Birazcık korkut dedim sadece. Ha böyle yani göz korkutmayla iş mi yaptırılır yani Perihan Hanım? Böyle yapacaksanız zaten ne bileyim hiç yapmayın gidin Yünür'ün evinizde rica edeceğim. Aa, bir dakika şimdi, bir dakika siz durun orada çünkü benim alanıma giriyorsun tamam mı? Ben yıllarca esnaflığın kitabını yazdım ya. Kitabını yazdım ve okullarda da gider ders diye okuturum tamam mı? Yıllarımı vermem ama sen tabii ki bunu nereden bileceksin? Nereden bileceksin sen bunu? Niye bilmeyecekmişim ben? Bilmezsin tabii, nereden bileceksin sen koca parasıyla yıllardır gezip tozuyorsun. Bana söyler misiniz lütfen hayatınızda bir gün olsun çalıştınız mı? Bakın tek bir gün. Perihan Hanım, ben istersem öyle bir çalışırım, öyle bir çalışırım ki sizin şu yaptığınız işin alasını yaparım ben. Buyurun yapın o zaman. Bilmiş kokonu. Bunun burada ne işi var? Çünkü Siyah, asıl bunun burada ne işi var? Çünkü babam öyle uygun gördü. Çünkü annen öyle uygun gördü. Annemi sakın karıştırma. Annene bir şey mi dedik? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Adam bir soru sordu yani. Çok doğru bir bakış açısı. Ben arada böyle doğru bakarım. İsterseniz başlamadan önce biz size ne istediğimizi anlatalım. Buyurun. Biz daha yeni bir şey istiyoruz. Evet lezzetli olmalı kesinlikle tabii ama aynı zamanda müşteri onu tüketirken yeni bir şey yediğini hissetmeli. Alışık olmadığı bir tat. Ne yaratıcı bir bakış açısı. Herkes bunu istiyor. Sevdim bu adamı. Mesela sizin ürünlerinize bir bakalım. Bunlar benim anneannemin, annemin tarifleri hep. Çok banal. Ben bu adamı döverim ha. Yıllardır bir müşterisi var ama bu tadın. Nerede tatlı müşteriniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu konuşalım. Ben bir şey düşünmeyeceğim. Siz bir şey düşüneceksiniz. Biz mi? Biz mi? Evet. Tatlımızı siz yapacaksınız. Bu enerjiyi kullanacağız. Ben de üzerine mum dikeceğim. Benim elim lezzetlidir. Dolandırıcı mı lan bu? Ben yemek yap... Bahane istemem. Şimdi hemen partnerinizi seçin. İki grup olun bakayım. Ben Pepe'yim. Biz de Cenkerliyiz o zaman. Hazır mıyız ortak? Her zaman hazırız ortak. Ortak mı? Asıl biz hazır mıyız canım? Ferit ve Ferda, roket takımı. İşte aradığım enerji bu. Bunu istiyorum işte. Şimdi hemen mutfağa gidiyorsunuz ve tatlımızı geliştiriyorsunuz. Marş marş! Mutfağa geçelim mi canım? Evet, hazır mıyız boncuklar? Süreyi başlatıyorum. Tam iki saatiniz var. Başladı. Açılmadan elimi tutarsın sandım. Düz dizse satırlardan bana kalan birkaç anahtar. Kapıyı açar mı, oyalar mı, yoksa sana çıkar mı? Köprü
ekonomik kokona seni. Seni oğlum ne hale getirtmiş. Bir de bana çalışmadın etmedin diye konuşuyor seni. Seni arsız kadın seni. Ay bu arabada nerede kaldı canım böyle? Hanımefendi bakar mısınız? Ay. Ay ya bir sen eksiktin. Ne istiyor bana bak. Senin derdin o kadınla. Benimle de oğlumla da uğraşma. Git o kadınla uğraş. Ben seni destekliyorum. Ben Perihan'la uğraşmasına uğraşırım. Kaç yıllık ustamdır. Ayağını kaydırmasında iyi bilirim. O kadar sinsilik var bende çok şükür. E peki benden ne istiyorsun o zaman? Bak orada dükkan. Kadın orada, kaçık kadın. Git bas. Ne istiyorsan yap. Niye böyle köşelerden benim önümü kesiyorsun çocuğum? Benim dükkanımın zararı ne olacak? Perihan'ın gırtlağına çöksem çökerim. Ama neyime yarar? Meteliksiz ablacığım bunlar. Ben dükkanımın zararını tahsil etmem lazım. Bu zararın büyüğünü de senin aslanın verdiğine göre anladın sen bence. Sen benden para istiyorsun. Kişisel algılama ablacığım. Yeminle polise giderim. İş hayatı bu. Profesyonelce yaklaşıyorum. Duygusallığa yer yok. Benden sana zırnık işlemez. Ama iş diyorsun, iş. O zaman iş değişir. Ay hadi ama dünyayı kurtarmıyorsunuz ya. Şşş, geldik şefim. Sevgimizi kattık şefim. Afiyet olsun. Biz de bolca un ve şeker kattık. Afiyet olsun. Ağzımda büyüdü. Bunlar çöp. Olmamış mı? Nasıl yani? Benim... Bizimki de mi olmamış? Evet, sizinki de olmamış usta aşçı Ferit. Hocam, bir dakika. Hocam, Zehra zaten yemek yapmayı bilmez. Ben bu arkadaşta da o cevheri görmüyorum ama... yani bizimkinin olmadığına emin misiniz? İsterseniz bir daha deneyin. Hem bana burada boş boş laf anlatıyorsunuz... hem de çok lezzetsiz şeyler yedirtiyorsunuz ya. Olmamış! Bunlar çok zevksiz, ruhsuz şeyler. Ben ruh yemek istiyorum. Ruh yedirin bana. Ben şimdi sana bir şey yedireceğim. Ama işte... Ama yok. Skandaldır bu ya. Olmaz. Skandal. Hadi şef abartıyor biraz yani. Bizimki gayet iyiydi. Olmadı konuşuruz, ikna ederiz. Ne diyorsun? Ya bizimki gayet güzel. Bu meczup anlamıyor bu işten belli. Bence de bence de. Üf, neyse ben kaçıyorum şimdi. Konuşursam tamam. Tamam, haberleşiriz. Alo. Tamam. Şimdi acil şirkete gitmem gerekiyor. Bir işim çıktı. Konuşuruz yine. Konuşuruz. Bu ne ya? Ne oldu canım? Cenk'er gitti diye üzüldün mü? Yok da sen Ferda gitmiş diye bayağı kahrolmuş gibisin. Güzelim sen kıskandın galiba biraz. Ay ne kıskanacağım ben be seni. E niye sataşıp duruyorsun o zaman? Çünkü anlaşamıyoruz, bu kadar basit. Sen farklı bir gezegenden gelmiş gibisin. Yani o kadar uyumsuzuz. Uyumsuz, uyumsuz, uyumsuz. Tamam anladık, uyumsuzuz. Biz uyumsuzuz değil mi? Evet öyleyiz. Acı ve tatlı gibi. Senle ben. Evet. Bulduk. Hemen mutfağa. Koş. Evet hadi bakalım. Malzemeleri çıkar çırak. Bana bak. Kırmızı biberler orada. Sıkıcıymış. Bak biz birlikte bir sürü şey olabiliriz ama sıkıcı asla. Göstereceğim ben. Ha? Bunun içine koyabileceğim bir şeyler getir istersen. Süt vereyim, süt. Şimdi görürsün o şef. Ay çantamı unutmuşum. Ha buradaymış, teşekkürler. Bu olur bence. Olur. Sana bir şey soracağım. Ormandaki eve benden başka kimse gelmedi mi gerçekten? Götürmedim gerçekten. Yani orası benim kendi başıma kalmak için gittiğim bir yer. Yani senin yanında rahatım. O yüzden sorun yok.
Ben o zaman un getireyim. Unu getireyim. Olur. Bundan hoş ne yapacağız? Sinan bu işin peşini asla bırakmaz vallahi. Vallahi ben mecbur özür dileyeceğim fındığım. Başka yapacak bir şey yok yani. Bir de o dükkanın borçlarını yavaş yavaş ödemeye çalışacağım. Ne yapayım yani? Ama babamla halam mı yardım eder? Hem Hurşe de çok da ciddi. Biraz daha reklam yaparız. Aa! Aa! Bak, 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 bak. Bak Seniha Hanım gördün mü? Aa! Ne işi var orada ayol? Hayırlı uğurlu olsun abla. Ay, el sıkışıyorlar. Gel bakayım sen şöyle gel. Ne oluyor orada? Ben bak, böyle labaletten hiç hoşlanmam. Seniha Hanım diyeceksin. Ortaklığımız hayırlı olsun Seniha Hanımcığım. Cümlemize inşallah. Hiç merak etmeyin, çok doğru bir hamle yaptınız. Dükkanımız hiç boş kalmayacak. Buradaki hanımlar bizi ziyarete gelecekler. Ben geldim diye çok memnunlar. Hah, iyi iyi. Hadi bakalım. İyi günler sana. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Ay vallahi bir şeyler karıştırıyorlar onlar orada. Yeni itikazlar kuruluyor Nenoş. Ah seni ya, ah seni ya. Umarım beni böyle paldır küldür çağırdığınıza değer. Yani değeceğine eminiz. Değecek tabii. Yoksa çok sinirleneceğim ve belki de sizi ağlatacağım. Bir deneseniz mi artık? Bak görüyor musun heyecanlı. Seviyorum bu tutkuyu. Bravo! İnanamıyorum. Şahane olmuş. Budur. Tebrik ederim sizi. Gerçekten tebrik ederim. Yani çikolata ile çilek kadar sıradan değil, aynı zamanda çikolata ile ketçap kadar da uyumsuz değil. Tam bir denge. Tebrik ederim sizi. Görüyor musunuz? Her tatlının içinde bir acı, her acının içinde de bir tatlı vardır. Ay inanamıyorum. Ben çok heyecanlıyım. Vallahi öpeceğim. Ah öptüm. Onu, sus. Onu. İşte acı ve tatlının birlikteliği. Riskli, çarpıcı ve uyumlu. Biz böyle çarpıcıyızdır da. Peki şey, ismini ne koymayı düşünüyorsunuz? Sen de ben. Aryan da olabilirdi aslında. Yok, böyle kalsa daha iyi. Böyle iyi gibi. Siz bilirsiniz. İyi iş çıkardık bence. Fena değildik diyelim. Yok yok, iyiydik. Yani tatlıyı sen yaptın, hakkını yiyemem. Ama ilhamı sendin. Yani biz bu kadar uyumsuz olmasak senle ben olmazdı sonuçta. Orası öyle. İkimiz de tebrik ederim o zaman. Tebrik ederim. Neyse. Bütün sorunlarımızı çözdüğümüze göre tatlı olsun, Zeynep olsun. Geldiğin için teşekkür ederim bu arada. Sen olmasan cesaret edemezdim. Önemli değil. Ne yaptım ki? Eşlik ettim sadece. Benim için önemliydi. Benim öyle bir durumum olduğunda da sen gelirsin. Ödeşiriz o zaman. Olur. Zehra. Biz seninle bu kadar uyumsuzuz ya, sürekli didişiyoruz hani. Hani ben siyah desem sen beyaz diyorsun. Yani birazcık öyle bir durum var. Ya ben düşündüm de belki bu o kadar da kötü bir şey değildir. Yani bu kadar farklı olmamız. Belki de o kadar farklı değilizdir. Evet ama ben onu demeye çalışmadım. Benim demek istediğim sen beni daha iyi birine dönüştürüyorsun. Ne desem bilemedim. Bende de birazcık numaracılık baş göstermeye başladı. Üzüm üzüme baka baka. Belki de Aryan Şef haklıdır. Yani her acının içinde biraz tatlı. Her tatlının içinde biraz acı vardır. Aynen öyle. Ben o zaman gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Zehra! Cenk'er? Merhaba. Merhaba. Vaktin var mı? Konuşmamız gerekiyor. Bu insanları tanımadığını söylemeyeceksin herhalde, değil mi Zehra? Ferit'in eski sevgililerinin bir arada, hem de senin mahallende, hem de senin evinde olması, bu bana pek tesadüf gibi gelmedi. Sen neyin içindesin böyle? Cenk'er, inan göründüğü gibi değil. Ben gördüğünden bir şey anlamıyorum ki Zehra. Sen anlatırsın diyor muydun? Ama sen de anlatamayacaksın benimki. Zehra bak. Niyetim seni huzursuz etmek değil. Sadece sana göre olmayan bir hikayenin içinde olduğunu görüyorum ve çıkmana yardım etmek istiyorum. Peki. Ben öğrenirim. Zeynep belki bana sorularımın cevabını verebilir. Biz Ferit'le gerçekten sevgili değiliz. Ailelerimize karşı sevgiliymişiz gibi rol yapıyoruz. Gerçek değil. Çok güzelmiş burası. Ferda, ne yapıyorsun burada? Seni görmeye geldim. Bana çılgın bir gece borçlusun. Acil durum kızlar. Hem de çok acil. Bittik. Olamaz. Nasıl ya? Tamam, hemen geliyorum. Sana hiç buradan bahsetmemiştim. Yani nasıl buldun? Takip ettim seni. Takip mi ettin? Neden şaşırdın? Bunca yıl sonra bir araya gelmişiz, öyle kolay bırakmam peşini. Ayrıca sevinmemiş gibi duruyorsun. Sevinmedin mi? Yo, gayet sevindim. Sadece sürpriz oldu. Daha güzel sürprizlere o zaman. Öyle olsun. Öyle olsun. Zehracığım, şimdi hiç heyecan yapmadan teker teker bir anlatır mısın? Cenk'e ne dedin? Yani ne anlatacak ki? Ne anlatabilir zaten, her şeyi ötmüş, anlatmış. Benim boş boğazlı güzelim. Burçak ama. Ya üstüne gelmeyin kızın. Ay, üstüne gitmiyoruz Serah. Gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ufacık bir şey merak ediyorum sadece. Niye gittin anlattın Cenk'e? Ya kızlar, ne yapsaydım? Hı. Bir şey söylemek zorundaydım. İyi, iyi güzel yapmışsın. Ne yapsaymış kızcağız? Bir şey söylemek zorunda kalmışsın. Sera bir dur, tamam. Tamam, doğru. Kız ne yapsaydı? En azından bizi ötmemiş. Bizi ötse var ya biterdik. Hı, ya yok. Bu işin sonu oraya gider. Bu işin bir sonrası o, hey. Burçak, panik oldum diyorum ya, panik. Ne diyeceğimi bilemedim, bir şey bulamadım. Ben de sahte ilişki yalanını attım ortaya. İyi. Ben seni anlıyorum Zehra'cığım. Ne anlıyorsun sen? Empati kadın. Bana bir baksana sen. Ellerime bir bak, tırnaklarıma, yemin ediyorum. Hıncımı senden çıkarırım ha. Kızlar bir durun ya. Çok önemli bir durum var, farkında mısınız? Yani Cenk'er Ferit'le konuşmadan benim onunla konuşmam lazım. Ya çünkü bunu Ferit öğrenirse güveni sarsılır. Güveni sarsılırsa da planımız yatar. Ay Allah korusun.
Kızım bebek bekliyorsun o zaman? Haydi kalk yürü. Hadi. Evet hadi, hadi çabuk koş, çabuk koş 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 koş. Hadi çabuk ya. Hadi. Ben sinirleniyorum artık ya. İnanamıyorum ya. Bu mantıklı mı şimdi? Değil. Sinirleniyorum ya. O zaman yollarımız ayrılmasaydı şimdi ne durumda olurduk diye hiç düşünüyor musun? Bilmem. Hiç düşünmedim. Yani çok zaman geçti üstünden. Zaten düşünmenin ne anlamı var ki? Zaman geçti ama ben seni hiç unutmadım Ferit. Hiç aklımdan çıkamadım. Kaçacak oldun anlamından, hadi gayret ama yol arşa çıkmıyor. Sevecek oldum başka kalbi olmuyor, çekilmiyor, sözün seninle gelmiyor. Bugün değil, yarın değil, hayat bu sende durmuyor, sabreden derviş olmuyor. Öyle her gidelim dediğin yola gidilmiyor, önce kalbin biraz çiçek açacak. Yeni deniz bulmaya her an gücün yetmiyor, eski sevda biraz sende kalacak. Zaten aşk dediğin bittiğince hemen bitmiyor, gözlerin daha kaç kere dolacak. Her gidelim dediğin yola gidilmiyor. Yeni deniz bulmaya her an gücün yetmiyor. Aşk dediğin bittiğince hemen bitmiyor. 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 Bitmiyor.